İyi akşamlar sevgili futbolseverler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, başlıyoruz ama maalesef yine üzgün başlıyoruz yine. Çünkü ikinci mağlubiyetimizi aldık. Artı eksinin üzerine 1-6 puan yine kaybettik. Ama gençlerle çıktığımız mücadele olan bir maçtı. 4 tane yabancının oynadığı, öbürlerine Urfalıların oynadığı ve mücadelenin ön planda olduğu bir maçtı. Birazdan tabii hepsini anlatacağız. Çok değerli konuklarım var bugün. Köy hizmetlerinden, eski köy hizmetlerini, şu anda zaten ismi değişti. Benim eski hocalarım burada. Müslüm Beyoğlu efendim hoş geldiniz. Ahmet Çelik efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gazeteci arkadaşımız Urfa Spor'un da yönetimde Ömer Dodan efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar diliyorum. Tabii Urfa Spor'la ilgili konuşmalarımız yoğun şekilde olacak. Hem Ömer kardeşimizi konuk ettik, sorularımız da olacak. Sevgili spor severlerden de sorularımız olacak. İsterseniz bir özetlere, puan durumuna bakalım. Ondan sonra sohbete koyu şekilde devam edelim. İyi toplar. Hadi bakalım. Hadi. Düşme, dur düşme. Hadi, iyi orta. Bu tam kaleci rahatsız. Gönderme. Sevgili sporseverler, gördüğünüz gibi zaten puan durumundan da belli. Üzgünüz. Tabii gerçekten moraller çok bozuk. 4 tane yabancının oynadığı, öbürlerinde Urfalıların mücadele ettiği bir maçtı. Gerçekten benim en çok üzüldüğüm konu maçtan sonra o gözyaşlarını tutamayan gençler. Hepsini buradan gözlerinden öpüyorum. Gerçekten kimse onların yerinde olmak istemezdi. Yeni çıkmış altyapıdan bu gençlerimiz mücadele ettiler. Tecrübe dersin belki tecrübe olmayabilir. Ama can gönülden mücadele ettiler maçın 90 dakika boyunca. 2 tane penaltı kaçırdık. Sercan ve Fevzi kaçırdı. Ben onları da çok hoş görüyorum. Neden dersiniz? Çünkü bu moral bozukluğunda, bu ortamda onların penaltı yani kaçırması çok normal. Çünkü ne Sercan ne Fevzi mümkün değil ki daha önce hiçbir penaltı kaçırmadılar.
Hatırlı mı Ömer, hatırlamaz mı? Doğru Fevzi Bey, şimdi bugüne kadar hiç penaltı kaçırmamış. Evet, ama yani ben de onun için kaçırmaları da çok normaldir. Çünkü o atmosferde sadece gençler yanlarında koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Onlar da tecrübeli, hem abiliklerini yapıyorlar, hem sahada görevlerini 90 dakika boyunca yaptılar. Ama maalesef Tarsus hazır ve yabancılarla dolu, çok geniş bir kadro. Maddi sıkıntısı yok ama Urfa Spor'a gelince gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Maddi, manevi, yönetimsel olarak da çok büyük sıkıntılar var. Ne olacağını bilmiyoruz. Tabii bugün sorularımız olacak. Sayın Ömer Bey'e soracağız. O da bize cevap verecek. Öncelikle isterseniz Müslüm Hocam'a tekrar hoş geldin diyoruz. Müslüm Hocam'la ilgili Tufat Spor Adamları Derneği Başkanımız aynı zamanda. Benim de eski hocam. İsterseniz ondan kısa bir bahsetsin. Ondan sonra Urfa Spor'a girelim. Şimdi Tufat Türkiye Futbol Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesiyiz biz. Genel merkezimiz İstanbul'da. Tufat'ın amaçları Türk gençliğini futbola yönlendirmek, bir takım kötü alışkanlıklardan korunmak ve futbol adamlarıyla beraber bir dayanışma sağlamak. Şu anda 126 tane üyemiz var. İnşallah Urfa'daki bütün eski hakem, gözlemci, futbolcu ve saha komiserlerini de hakemlere, eski yeni fark etmiyor, bütün arkadaşlarımızı da derneğimize davet ediyoruz. İnşallah birlikten kuvvet doğar. Biz zaten sivil toplum örgütleri olarak Şanlıurfa'da çok pasif durumdayız. Yani ne kadar Urfa'da sivil toplum örgütleri çoğalırsa o zaman daha fazla gerek Urfa Spor ve gerekse diğer spor branşlarımızda biz yol kat edebiliriz. Ama maalesef bizim arkadaşlarımız, memleketimizdeki insanlar bu konuda biraz duyarsız. Tabii bu bir gönül işidir, bu bir aşk işidir. Aşk nedir? Memlekete hizmet aşkıdır. Aşk nedir? Gençliğe hizmet aşkıdır. Aşk nedir? Yeni nesiller yetiştirme aşkıdır. Şimdi biz yeni nesilleri nasıl yetiştireceğiz? Biz kendi kendimizi yetiştiremiyoruz ki yeni nesilleri yetiştireceğiz. Bizim istikbalimiz yeni nesillerdir. Bizim istikbalimiz gençlerdedir. Urfa'nın geleceği gençlerdir. Yoksa belli bir yaştan sonra bizim herhangi bir göreve ya da mevkiye, makama talip olma gibi bir düşüncemiz yok ve olamaz. Bizim bu yaştan sonra yapacağımız şey, biz zamanında yapabildiğimiz kadar yaptık. İnşallah güzel şeyler yapmışızdır. Memleket takdir ederse tabii. Bundan sonra bizim yapacağımız en güzel şey gençlerimizin önünü açmak. İşte Urfa Spor... Asıl amaç o mu hocam? Asıl amacımız o. Ve futbol adamları arasında, tabii kendi üyelerimiz arasında birlik, beraberliği, dayanışmayı sağlamak ve vefa örneği göstererek eski Urfa Spor'da oynayan ve hayatta olan abilerimizi, eski hakemlerimizi, bundan sonra dernek faaliyetlerimizin içinde bunlarla beraber istişareler yapmak, bunları ziyaret etmek, bunlara vefa borcumuzu ödemek. Bizim amacımız bu. İnşallah Urfa Futbol Kamuoyu, çünkü Futbol Adamları Derneği diye geçiyor bizim. Futbol Kamuoyu rağbet eder. Gelirler, omuz omuza çalışırlar ve biz belli bir zaman sonra inşallah sizin gibi mevki makamımızı, yani şu andaki makamımızı sizin gibi gençlere devrederiz. Bundan sonra bayrağı siz devralırsınız ve inşallah yeni nesilleri sizler gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yetiştirir. Bizim amacımız bu. Anladım. Bütün dediğim gibi Urfa'da bütün futbol adamlarını hakemiyle, gözlemcisiyle, saha komiseriyle, futbolcusuyla hepsini derneğimize davet ediyorum. Evet. Peki, teşekkürler hocam. Yine size döneceğiz. Hemen Ahmet hocama dönelim. Namı Deger, Urfa Spor'un da eski kaptanı. Yıllarca gerçekten büyük paralara da en büyük transferi yapan, yani aklımda kaldı. Tabii bugün bir espri de var, onu da ileriki dakikalarda anlatacağım. Sayın hocamızla ilgili. İsterseniz hemen hocamıza Urfa Spor'un son durumunu bir soralım, bakalım neler diyecek. İsmail Bey, şimdi her şeyden önce bizi davetinden dolayı sana teşekkür ediyorum, Ana Urfa'ya. Şimdi bu konular, yani
saatler, günler buna yetecek bir şey de değil yani. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Şimdi Urfa Spor dediğin zaman 1969'da kurulmuş bir takım. Bugün nereden bakarsan 40-50 yıl civarında bir şey i̇şte var. İşte bu kadro. Kadro burada zaten. Değerli abilerimiz de, yani Müslüm hocam da bilir. Biz bunlara yetiştik, bunları seyrettik, bunlarla futbolu sevdik. Evet. Ve futbolu o şekilde, yani biz de futbolcu olduk. İnanın şimdi ben bakıyorum, bu takıma bakıyorum. Bak hepsi Urfalı, pırıl pırıl. Aynı dönemde, bizim dönemde... Kadroda yabancı yok değil mi? Yabancı yok. O da dışarıdan gelmiş, burada görev yapan. Necmettin'le Beyazıt. O şimdi Hataylı bu. O sol baştaki Necmettin, o yanındaki Beyazıt. Beyazıt, o da ikisi de yani İskenderun'dan geldi. Yani şunu söylüyorum. Şimdi Urfa Spor diyoruz, içimiz kan alıyor. Yönetimsel düzeyde bakıyoruz, içimiz kan alıyor. Futbolcuların almama, yani para almama konusunda bakıyoruz. Yani inanın, hangi yönden alırsanız alın, pozitif bir şey yok. Yani görünümde bazı şeylere bakıyorsun, diyorsun ya bu takıma ne oldu? Ya kardeşim, ben anlayamadığım bir şey. Ben kardeşim de burada. Geçen yıl son 3 maç vardı. Belki arkadaşlar hatırlar, spor sever kardeşlerimiz bizi dinliyor. Yani biz buradaki anlatmamızdaki amacımız, yani yönetimsel bir şey gösterilmeden bazı şeyleri, başarıları elde edemez. Mümkün değil. İstişare yok. Benim yani gördüğüm evet. Şeyde. Ya şimdi bu takım 3 maç kalmış, 3 tane maç alırsan finale kalıp PTT birinciliğine çıkıyorsun. Ya parayı da ödemiyorsun. Örnek veriyorum. Bunları yapmadığın takdirde bir de devam ediyorsun. Ben programda sadece şunu söyledim. Emin Bey, buraya kadar getirdiniz. Yaptığınız emeğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Ya bu pozisyon olarak söylüyorum. Bizim daha önceki dönemlerde kayyumlar atandı. Yani yaşadığımız olayları anlatıyorum. Götür dedim, anahtarı teslim et. Sayın Vali, biz buraya kadar getirdik. Bu finale kaldı takım. Buyurun, ne yapıyorsanız yapın. Ödemeleri siz ne yapıyorsunuz? Topçularını alacaklarını ne yapıyorsanız, biz de buraya kadar, biz bundan sonra yokuz. Doğru mu? Evet. Yapmadılar. Yapmış olsaydılar bugün Emin'in tarih yazacaktı. Neden dolayı? Çünkü bu erdemliği göstermeyen bir insan, anlatabiliyor muyum, takımın bu duruma gelmesinin bir sebebidir. Ama sonunda bıraktı yani. İşte bak, bittikten sonra. Olaylar bittikten sonra onun bir değeri olmaz. Şimdi bittikten sonra, bıraktıktan sonra yine bir yönetimsel şekil vardı, şey vardı, pozisyon vardı. Aynı adamlar. Yani kimse girmedi yani. İsmail'im bak şimdi, sen borçluysan kimse o borcu kaldıracak kapasitede bir insan yok. Biz yıllarca bunun içinde kaldık. Biz gün geldi, biz Lolaz ekmek yiyerek maça çıktık. Yani bırakmada geciktiler mi? Aynen. Ha. Bak ben geçen sene belki kardeşlerim seyretti, belki sizler de seyrettiniz. Ben dedim getir anahtarı teslim et. Bizim dönemlerde çoğu zamanlarda idarecilerimiz olmadığı zaman biz götürüp anahtarı vermişiz ve takım düzlüğe çıkmıştır. Çünkü vali Urfa'nın şu anda tek sorumlusu, nasıl ki bir cumhurbaşkanı bizi yönetiyor. Cumhurbaşkanımızın temsilcisi. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Şimdi validir. Örnek veriyorum. Sen yani STK'ları çağırır. Buradaki bütün fabrikaları istediği zaman milletvekilleriyle beraber siyasi görüş açısından söylüyorum. Bütün benim 12 tane milletvekilim çağıracaksın. Herkesi görevlendireceksin, herkes gidecek. Sabahattin Ceveri'nin döneminde ben söylüyorum. 6 yıl 1 lira kulübün borcu olmadan yöneten insan. Kendi de bir kuruş vermemiştir. Bak dikkat edin. Ya şimdi Sabahattin Ceveri zamanında, yani bak benim de bilgilerim var. Evet. Şimdi onun zamanında o kulüpte para kaldı Sabahattin Ceveri zamanında başkan. Evet, evet, evet. Bir de yani kalıcı gelir anlamında çok dükkanlar olsun stadın etrafındaki, biliyorum, arka tarafındaki. O kalan tesis olsun. Evet. Ondan yani sonra döneminde yapıldı. Ondan sonra dernek olsun. Evet. Yani Sabahattin Ceveri benim babamın oğlu değil. Ya. Ama bunlar kaldı. Yani kasada para bile kaldı. İsmail'im, ben onu anlatıyorum. Ben de diyorum ki bak, evet, sen şu anda geldin, sen bizi misafir edindin. Şimdi ben geldiğim zaman misafirliğimi, kendiliğimi bilmesem senin yapmış olduğun davet de bir şeyin değeri olmuş. Tabii değer olmaz. Değerini yerinde bırakmak önemli.
Ben şunu diyorum. Ya siz mesela 60 trilyon, 15 trilyon diyordunuz, borcunuz kaldı. Bundan bir yıl önce. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi ne kadar? 80 mi? Yok. 80 değil. 60 diyelim. 54. 54. Neyse yani. Şimdi kardeşim, kendi işinizde çok başarılısınız. Bak, benim dikkatimi çeken başka bir olay var. 20 tane müteahhit var. 20 müteahhitten adam başı ikişer milyar para verse, 200 milyar para verse ne yapar? 4 trilyon para yapar. Sorun kaldı mı? Bak, ondan sonra gider istersin. İstemesini bilmen lazım. Her dakika gidip kapıyı çaldığın zaman senin kapı dışarı. Hocam, size ben tekrar döneceğim yine. Tabii hemen sözü de biraz... Yani yönetimsel açıda bazı şeyler aksaklıklarımız var. Sözü. Yani onları değerlendirmek önemli. Hocam, devam edeceğiz. Tabii. Yönetimsel olarak biraz sonra konuşuruz zaten. Ben kaptanıma bir cevap... Ha, onu... İsterseniz o giriş yapalım. Tamam, onun cevabını verir. Neyse, onun kaptanıma cevabını özellikle sizi futbolculuk döneminde takdir ettiğim bir futbolcu abimsiniz. Evet. Sizi izlerken bu günleri sporla sevgimiz arttı. Şimdi tabii biraz önce dediniz ki emniyeti veyahut bir önceki yönetim götürüp valiye teslim etsin. Evet. Ben bunu çürütme adına şunu ifade etmek istiyorum. 2012-2013 sezonunda Saraçoğlu döneminde bu kulüp şampiyon oldu. 5 milyon 750 bin lira. Evet. 5 milyon 750 bin liraya bu kulüp şampiyon oldu mu? Oldu. Bu şampiyon olan bir takım yeni sezona hazırlık yaparken özellikle hazırlık sürecinde bu takım bıraktırılıyor dönemin valisi tarafından. Bu şimdi kimse o gün kimse konuşmadı. O gün kimse eleştirmedi. Şimdi yani şunu ifade etmeye çalışmak lazım. İfade ederken evet. Özür dilerim. Evet. Şimdi burada biz buraya hak konuşmaya gelmişiz. İşte onu konuşacağız. Ben hani kaptanım konuştu ya. Hak nasıl olur? Sizden ricam isimleri belirtin. Evet. Şimdi biz taraflara doğru bilgi vermek zorundayız. Evet. Yani lay lay lom yapmamıza gerek yok. Biz isimleri tek tek belirteceğiz. Müslüm hocam, taraftar da sizden bizden iyi bu kulübü takip ediyor. Vali kimdi? Evet. O dönemin evet. Siyasi bakan evet. Kimdi? Hangi bakan emirle verdi? Söyleyeyim. Dönemin bakanı Sayın Faruk Şelik. Evet. Dönemin valisi Sayın Celalettin Güveç. Tamam, bu kulübün yönetimsel anlamdaki yöneticileri o dönemde baskı değil, iddialar üzerinde. Baskıyla iddialar evet. Üzerinde o dönemki yöneticiler istifa ettirildi. Başkan tek kaldı. Sayın Saraçoğlu tek başına kaldı. Çareyi bulamadı. Düşen bir yönetimin iyi giden yolda bir takımın başkanı istifa ettirilmek zorunda kaldı. Niye? Süper Lig'e çıkarılma adına. Yani zoraki istifa edildi. Tabii. Aynen, kadife aynen. Dövrüm diyoruz ona. Ha. Şimdi Sayın Saraçoğlu'nun en iyi yaşayanlardan birisidir bu. Darbe. Şimdi yani darbe, buna kadife doğru. Dövrüm derdi, darbe mi dersiniz? Aynen. O dönemde darbe. Yapılmış doğru. Başarılı bir yönetimi. Altay. Başarılı bir yönetimi. Doğru. Bugün siz kalkıp o dönemin anahtarını isterseniz bu yanlıştır. Şimdi de gidip teslim edersen bir başarı olacak mı? Muallak. Ben o anlamda Sayın Kaptanıma katılmam adına bunu söyledim. Yani ben şu an için söylemedim ama bunu. Genel anlamda dedim. Genel olarak söyledim. Genel olarak söylediniz. Evet. Ben genel anlamda dedim. O dönemde hepimiz yaşadık mı? Yaşadık değil evet, mi? Evet. Şimdi mevcut iyi giden bir yolda şampiyon olan bir takım neden yönetimi bıraktırılıyor? Daha bir üst lige sözü verildi değil mi? Evet. Oldu mu? Olmaz. Ondan sonra getirilen yönetim Fethi Şimşek dönemi. Evet. O dönemde bugün en çok borç o dönemde arttı. Evet. En çok yabancı transfer yasağı o dönemde oldu. En çok eleştiriler o dönemde aldı bu ama... Bu borçlar da ben tahmin ediyorum %80'i onlara ait. %80 yani devam ediyor ha. Toplamda 35 milyon Şimşek döneminde bu borç çok çoğaldı bakın, yani. Bakın Sayın Fethi Şimşek'in 22 milyon lira yani 22 trilyon lira bir alacağı var. Bir kişi. Toplam yönetim alacakları 35 trilyon. Gelmiş yani Saraçoğlu döneminden sonra gelen 6-7 yıllık bir süreçte 35 milyon lira yönetim alacakları var. Şimdi ne oldu? Süper Lig sözü verirken Sayın Bakan tarafından ve dönemin valisi tarafından iyi bir yönetim oluşturma, zengin bir yönetim oluşturuldu değil mi? Katılıyor muyuz? Evet. Peki ne oldu başarı? Yetişe borç. Sıfır. Kurumsal alanda bir adım attırmadı. Hayır. Futbolun kurumsal olabilmesi için onun şirket olması, denetlenebilir olması evet. Bunlar yapılmadı. Yani o dönemde yapılacak adımları biz beklerken kulüp herkese borçlandı. Borçlanınca habire borç arttı. Yani. Habire borç arttı. Yani bu gelen borçlar son 6-7 yıllık dönemde gelen borçlardı. Evet. İşte biz anahtarı teslim ederken kurtuluş reçetemiz bu değildi. Değil. Bu şehirde 2 milyon, biraz önce Sayın Kaptanım da bahsettiği iş adamları var. Bu memlekette 600'ün üzerinde OSB'de fabrikatörlerimiz var. Yurt içinde, İstanbul, Urfa ve diğer illerde de büyük iş adamlarımız var. Bunların ne yapılabilir? Mülki amirle, belediye başkanı toplanır, bu kurtuluş reçetesi... Milletvekilleriyle birlikte. Birlikte var. Şimdi herkes oturup elini taşın altına koyması lazım.
Bir Bursa Spor 580 milyon borçla Tatay'ı açtı. 740. Evet, 700, yani en son 740'a yükseldi. Buna Tatay'ı açabiliyorsa bir Bursa, biz neden açamayız? Niye açmayız? 2 milyon 200 lira biz Tatay'ı açabiliriz. Biz 17 deplasmanın hesabını yaptık. Kısa, orta, uzun vadeli. 17 deplasman hesabı, o 3 milyon 200 bin lira biz bu Tatay'ı açıyoruz. Dolayısıyla da bu yabancıların da bu eksi 6 puanı silebiliyorduk. Ama maalesef kurulan bir yönetim var. 21 kişiden sadece başkan ödeme yaptı. Ve daha sonra da Sayın Mahmut Mangal bu konuda da destek oldu. En son tabii süreçle ilgili geleceğiz. Onları da konuşacağız. Yani her bir yönetim 200 bin lira sözü verdi. Ama vaatler yerine getirilmedi. Bu kulübe algı oluşturuldu. 80 milyon borç denildi. Biz bunu düzelttik. 18 istifa denildi. Biz bunları düzelttik. Halbuki kamuoyunda görülen de yani normalde süre gelen kulübün çok farklı şeyleri vardı. Çıktı televizyonda bunları anlattık. 80 milyon borcu yok. 25 günlük bir yönetim ne işlem yaptı ki 80 milyon bir borç olsun? Yani ya, 54 milyon 892 bin. Yani bunu şimdi ben sayın belediye başkanımıza da sordum. Bırtan olarak Büyükşehir Belediyesi'ni geçirdim. Başkanımıza, oradaki daire başkanlarımıza biz bunu sordum. Nereden çıktı bu borç? Sayın Fakı Baba'nın dilendirdiği bir borç. Nereden almışsa bilemiyorum. Bu 80 milyon borcun 25 gündeki artış sebebi bir maddi bir açıklayıcı yok. Bilgi yok. Ama biz çıktı televizyonda 54 milyon 892 bin kongreden gelen 22 Haziran'da gelen bir borç vardı. Bu İbra edilen borçtu. İbra edilen borcun üzerinde de mevcut yönetim Sayın Başkan 600 bin ada geçmiş futbolcuların alacaklarında indirime giderek 600 bin ada bir indirim yaptı. Şimdi siz takıp derseniz ki bu yönetim bıraksın gitsin. Yani ben biraz da adaletli anlamında bunu açıklayıcı bilgiler de anlatmakta yarar var. Evet, var mıydı bir yönetim alternatif bir liste? Yoktu. Zengin bir yönetim var mı şimdi? Yine varsın, yine gelsin bu yönetim bırakır. Yani şimdi talipli olmak lazım. Siz gidip eğer bu kulübü sayın valimize teslim ederseniz var mı orada reçete size? Önce bir reçete sunulması lazım. Yani bu mevcut kurtuluş reçetesini sunulması gerekir ki bu mevcut yönetim bıraksın. Evet. Talipli olan her zaman televizyonda açıkladık. Ben daha sonra ben yönetim olarak da mevcut asil yönetimde yer almadım ama daha sonra istifalarla birlikte yedekten geldim ve biz de bu anlamda da bu kulübün doğru bilgilerini kamuyla paylaşmak gereğini hissediyoruz. Bu anlamda bize ne düşerse biz bunlara kamuoyuna 2013 şeyini anlatmaya hazırız. Ama doğru bilgilerle, algılarla değil. Bir kulüp algılarla yönetilemez. Bir kulüp zaten parasız yönetilemez. Zaten bugün bu durumda talipli olan, elini taşın altına koyanlar varsa biz onlara saygı duyarız. Bu yönetim olarak her zaman biz bunu söylemişiz. Yine de söylüyoruz. Sizin Kanal Ufa ekranlarında izleyicilere şunu ifade ediyoruz. Mevcut yönetime talip olan kimler gelse gerek mülki amirler gerek buyur, bırakın biz bu kurtuluş reçetesini sunacağız diyenler kim varsa buyur gelsinler. Yani şimdi düşmüş bu kulüp buraya kadar gelmiş. Sahaya çıkanılamaz. Bu sezonu tamamlayamaz. Yarıda bırakılır denildi. Ancak bugün sahaya çıktı. İki maçta oynuyor. Evet, nereye kör topal geliyor. Futbolcuların kafası karışık, hocanın kafası karışık. Yönetimdeki sıkıntıları atlatmaya çalışıyoruz. Bu kulübe maddi anlamda hiçbir katkı sunmayanlar bakın bugün her sosyal medyada paylaşımlar var. Bu yönetim kurulduktan bu sene sosyal medyada algılarla yönetiyor. Kardeşim reçete sunun. Kurumsal anlamda ne yapabiliriz? Bu şehir bu takımındır. Bu yönetimin değil. Bu takım bu şehrindir. Tamamındır. Biz bu takım zaten etmiyoruz. Bu yönetime ait değil ki. Bu takım Urfa'nın takımı işte yani. İşte biz de bunu söylüyoruz. Siz gidersiniz evet. Başka yönetimler evet. Gelir. Bak şimdi yani şimdi konuları, sadece size bağlı değil yani. Aynen. Biz de buna Urfa'ya bağlı bu takım. İsmail Bey şimdi biz konuları satırmayalım. Yani kardeşimin değindiği konular çok güzel konular. Benim sadece ki orada söylemek istediğim şey bizim o söylediğimiz dönemle şimdiki dönem arasında dağlar kadar fark var. Bak ben playoff'a kalacağımız diyorum. İki maç oynayıp İki tane maç alırsa biz direktmen birinci federal ligine çıkacağız. Ben ondan önce dedim ki bak geç kalmış değil. Bugün götürün verin. Ben şimdiki anlamda söylemiyorum. Yo, hayır yönetimsel olarak vallahi ve billahi tarihe geçerdi. Biz bunları yaşadık. Hocam bir reklam aramız var. Evet. Ben, yani bu kulüp. Evet Urfa şey Spor'la ilgili tabii konuşmalar açıklamalar olacak. Sayın Dolan zaten cevaplarını veriyor. Ahmet Hocam zaten. Urfa Spor'la ilgili açıklamalar yapılıyor. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz.
Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii mesajlar da bu arada geliyor. İyi akşamlar, ben Gaziantep'ten sizleri izliyorum. Urfalıyız. Tabii ölene kadar da Şanlıurfa Spor'u tutuyoruz. İki haftadır mağlup oluyoruz ve çok üzgünüz. Şanlıurfa başarılar dilerim. Orada bulunan herkese selam olsun. Ölene kadar da Şanlıurfa Spor'uz. Bekircan Samur. Buradan Antep'e sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Evet. Evet, bir maçta iki tane penaltı kaçıran ve tecrübeli futbolculardan tecrübeli futbolculardan oldu bu. Keyfim hiç yerinde değil. Benim Salı Urfa'da olmam lazım. Gelip bir üçüncü maçı izleyeceğim inşallah. Ah ben Kürt Ahmet'in kurbanı olayım. Ben onun gençliğinde çok izledim. Ve tam bir Urfalı'dı. Biz Urfa'dan Mersin'e kadar motosikletle maça gittik. Allah peygamber razı olsun. Mustafa Kendirci Kaleci. Namı Deger. Lakabını söylemek istemiyorum buradan. Evet. Namı Deger onun da öyle bir Allah şey var. Allah razı olsun. Sayın hocamın bugün Bozan Kermel abimle bir sohbet ettik. Dedi Sebat Spor Urfa maçı vardı. Dedi Ahmet abi işte şeydeyiz, otobüsteyiz, gidiyoruz dedi. Ya dediler ki Sebat Spor'un bir sol açığı var dedi, uçuyor dedi. Diye o anda hemen Ahmet abi dedi ki ya benim boynum ağrıyor. Ben oynamıyorum bu maçta. Sağ bek oynuyor ya Ahmet abi. Demiş hemen boynum ağrıyor. Sonra demişler ki tabii Bozan abi anlatıyor. Demişler ki işte tabii Özkan Sümer Urfa Spor'un sağ bekini ve Sebat Spor'un da sol açığını izlemeye gelmiş. Aa demiş, boynum yerine geldi. Öyle bir espri var. Var. Öyle var mı daha? Doğrudur vallahi. Ya şimdi o değil de yani samimiyet burada çok önemli. O sene de ben Ozan Kermel'i anlattım. Zaten satışımıza 4 tane takım girdi. Benim yani şey yapmayayım, Beşiktaş girdi, Trabzon girdi, Galatasaray. Coşkun Üzeri o zaman milli takıma çağırdılar evet. Beni. Tabii benim haberim yok bunlar. Benim yani en fazla parayı Hatay Spor vermiş diye oraya verdiler. Ben tabii sonradan bir sene cezaydım. Men cezası. Milli takıma çağırılmış ya benim haberim yok. Sırf o bizde İbrahim Kayalı Toprak vardı köy hizmetlerinde. Evet. Bilirsin. Allah rahmet eylesin. Allah'ın ruhu içinde yatırsın. O şeyin sümenin altına koymuş. Sırf Urfa'dan gitmeyeyim diye. Ya biz bu memleketi seviyoruz. Bu sarı yeşil formayı yani canımızdan daha çok sevdik. O eğer Kürdahma oldumsa ben o sarı yeşil forma giyerek Kürdahma oldum. Bu memleket beni Kürdahma yaptı. Evet. Ben o takımın hakkını ölünceye kadar da çalışsam da didinsem de tekrar gelip futbola başlasam da onun dışında başka rengi tutmuyor. İşte evet. Urfa sevgimiz bu kardeşim. Urfa Spor, Urfa. O bizim spor. Gönlümüzde, kalbimizde olan bir yer. Kimse ne bunu paradan ölçebilir. Ne maddi ne manevi olarak ölçülecek. Ben tabii hemen şimdi bir sorum olacak Sayın Ömer Bey'e sorayım. Yani ben kendi sorumu sorayım size. Hı. Siz de hem de cevap vermiş olursunuz. Tabii şimdi o kadar yönetimler geldi, gitti. Sabahattin Ceveri döneminde de yapıldı. Sayın Başkan Sabahattin Ceveri döneminde mesela yöneticilerden hepsinden teker teker bu kadar para vereceksiniz. Yani para toplanacak. Kimsenin parası da bir yere gitmiyordu. Yani belli bir müddet sonra alıyorlardı. Tabii yıllar sonra bu yönetimsel anlamda çok para verenler oldu. Benim merak ettiğim bu sene yöneticilerden kimse kim ne kadar verdi, takıma destek verdi, para verdi ve şu anda toplanan para ne kadar toplandı transferler için ve iç transferleri halletmek için. Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Şunu ifade edeyim. Şimdi bu 21 Haziran, 22 Haziran'da teklisiyle gidilen Şanlıurfa Spor'un başkanlığını yürüten şimdiki Mehmet Yılmaz başkanım. Tabii sürecin sonrasını anlatacağım. Kendi listesini oluşturdu. Bu liste oluşumunda o süreçte bize de bir teklif geldi. Gelin yönetime girin ama şartı her bir yönetici 200 bin lira verecek diye. Evet. Biz dedik ki bizim böyle verecek bir gücümüz yok ama parası olan kardeşlerimiz, abilerimiz varsa onları biz onları destekleyin, onları alın. Evet. Bu takımın gidişi paraylardır. Güzeldi, kurtuluşu paraylardır. Evet. Dedi en azından sizleri yedeğe yazalım. Biz dedik ki takdirsindir. Yani varsa yedekte de elişer bin lira verecek varsa onları da o şekilde oluşturun diye bir terkinde bulunduk. Güzel. Liste oluştu. Biz de hasbelkader yönetimde yedeğin üst oranında yazmışlardı. Emeği geçene teşekkür ediyor. Tabii biz usulden listede yer aldık. Ancak belli bir süre sonra yönetimdeki arkadaşların kiminin zaruret, kiminin baskı, kiminin de isteğiyle kulübün gidişatı konusunda para vermek istemediğinden dolayı kulübü istifasını verdi.
Tam sosyal medyada bunlar 18 ifade edildi. Sayın Belediye Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da aynen ifade edildi. Sayın Fakı Baba'ya da aynen söylendi. Fakat biz kulübe gelen resmi kayıtlara baktığımızda 4 tane istifa vardı. Daha sonra bu bizim televizyon programımızdan ortak yayından sonra 5 oldu. Şimdi siz kalkıp 18 istifa derseniz bu kulüpte bir algı oluşturuyorsunuz. Siz kalkıp siz 18 istifa yokken ben 18 istifadır işte bu kulüp yönetimi düştü kayyım atansın, bunlar yanlış şeylerdir. Bu Şanlıurfa Spor'a zarardır. Ki bu zararın ardından sosyal medyada kulüp kapandı, kulüpte yönetim kalmadı, neden kayyım atanıyor, Vali Bey ne iş yapar diye. Birçok sosyal medyada Vali Bey de zor duruma bırakan açıklamalar oldu. Ama doğrusu 4 istifa, daha sonra da bir yönetici daha istifa etti, 5, biri de dernekler masasında. Toplam 6 mı? Toplam 5 dedi. Biri geri çekti. Reşit Karakaş geri çekti. Dernekler masasına dilekçe vermişti. Geri aldı. Dolayısıyla mevcut yönetim devam etti. Yedekler de ben de hasbelkader yedekten listeye girdim. Şimdi başkan yalnız bırakılmıştı. Başkan yalnız bırakılmıştı. Şimdi en önemli soru soruların içinde yani en önemlisi bu yönetime neden destek verilmiyor? Bu yönetime ben öncelikle siz harcamaları sordunuz. Bırakılmasını da istiyorlar. Siz yani harcamaları yani sordunuz ya. Ben evet, öncelikle harcamaları evet, kamuoyuna hatırlatayım. Tabii, şu çekler yazıldı, çekler döndü, karşılıksız denildi ya, haciz getti. Bunların toplamında şimdiye kadar Sayın Başkan'ın 2 milyon 340 bin lira nakdi ödediği evet, çeklere ödenen, günü gelen ödenen çeklerle birlikte evet, ve günü gelmeyen çeklerle birlikte 4 milyon 190 bin lira bir ödeme yaptı. Bunun içerisinde Sayın Mahmut Mangal ödemesi vardı. 200 bin lira söz vermişti. 150 verdi, 50'yi de tamamlamak adına adım attı. Onun haricinde söz veren kardeşlerimiz, abilerimiz taahhütlerini yerine getiremedi. Kimi iş yok, kimi dairemi satamıyor, kimi sıkıntı var dedi. Bunları taahhütünü yerine getirdi, başkan yalnız kaldı. Fakat kamuoyunda sanki bu başkan bir masraf yapılmadı, bir harcama yapmadı. Kampın 150 bin lirası hep gündemde oluşturuldu. Gidilen haciz geçen yıl ki programda geçen yıl önceki belediye başkanı ziyaret ettiği ve o dönemde taahhüt ettiği ifadeler ve önceki yönetiminde 150 bin lira ödemediği bir borçtan dolayı bu yeni sezonun kamp yapılan otele bir icra gidildi. Önceki sözü veren belediye başkanı kim? Yani şimdi önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi iddialar önde, o yönde. Bizim Nihat doğru Çiftçi yani söz verip de yani parayı bunu, ödemeyen bunu Nihat önceki, Çiftçi başkanı. Önceki yöneticilerden duyduk. Ben ama Urfa Spor'un adına geliyor. Ama Urfa Spor'un adına geliyor. Ben şunu ifade ediyorum. O gelen 150 bin lira borcu da Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Zeynal Abidin Beyazgül bu borcu kendisi ödemiştir. Biz ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. O borç, o kampın o borcu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Beyazgül tarafından ödenmişti. Yani bunu da bu yıl teşekkür ediyoruz. Yani Afyon, bu ilçe Afyon'daki kamp. Evet. Parası. Yani geçmiş yılın paraları ha. Bu yıl bu yılın parasını Sayın Mehmet Yılmaz ödedi. Geçmiş yılında Zeynep Başkanımız ödedi. Haciz söz konusu oran. Hacize yani icra işlemlerinden evet, dolayı işte onlar ödedi. Şimdi yöneticilerden biz de bunu bekledik. Ödeme yapılmadı. Bu kardeşimiz de Mehmet Yılmaz'da bir yönetim oluşturdu. Bu yönetimde ödeme yapılmazsa nereye kadar ödesin? Nereye kadar ödeyecek? Bu kulübün yürüyebilmesi için benim ifade ettiğim rakamlar 8-8,5 milyondur. Bu en az 10 milyonu aşağı değil ama minimum 8-8,5 milyonu siz bir sezonu tamamlarsınız. Şimdi kulübün gelirlerine temlih konulmuş mu? Konulmuş. Yöneticilerden dolayı 6 milyon 800 bin lira temlih konulmuş. Şu anda bu sezon boyunca gelecek temlihi koyanlar kim? Temlihi koyan önceki yönetimdir. Yani burada tek tek ifade edip söz hakkı doğmasın diye söylemiyorum. Haklı olarak ödeme yapmıştır. Yani vay haksız ben yani onu tartışmıyorum. Yani onların ödediği bir para var. Onun için temlih koymuşlar. 6 milyon 800 bin lira 5 tane şirkete önceki yöneticilerinin alacakları temlih edilmiş. Ardından bir tane temlih daha var. Ben burada Sayın Fethi Şimşek'e teşekkür ediyorum. Aslında en çok para onundur. Temlih konulmadı bugüne kadar onun tarafından. Yine hakkında vermek gerekir. Ya adamın kendi para veriydi, kulübe değildi. Bunu para lazım yok, kusura bakma. Bir şeye gireceğim. Bunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Kaptanım özellikle bu 4 milyon 400 bine kadar ödenen paralardan ardından bir nakdi ödemeler gelmedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapılan görüşmelerde biz İnşallah Eylül'de veya önceki süreçte belirsiz bir süre Eylül ayından itibaren bir destek sağlayacaklarını sürekli ifade ettiler. Eylül ayının 30'u daha gelecek bekliyoruz ama bu arada da gıda yardımında da bulunur. Büyükşehir Belediye Başkanımız ona da teşekkür ediyoruz. Zeynep Abidin Beyazgül gıda olarak futbolcuları kulübe önceki gün yüklü miktarda bir gıda gönderdi. Ayrıca kim emeği bu kulübe geçiyorsa ona teşekkür etmek gerekir. Biz ona teşekkür ediyoruz ama bu kulüp bu paralarla yani sezonu tamamlayacak durumda değil. Bahsettiğim gibi bir planlama yapılması lazım. Bu planlamadan özellikle 10 milyonluk sezona başlama planlaması yapman lazım bu ligde. Bu ligde
-6 puan var. Tamam, bir -6 puan daha gelme ihtimali de var ama bugün bu -6 puandan giderilebilir ama Ulusal 3 puan var. Onlar halledilir. Ben şunu ifade ediyorum. Bu ayağı topa vurulmayan yabancılara ödenen paralar bizim bugünkü -6 puanın olmasının sebebidir. Adam Urfa'ya gelmemiş ya. 3,5 trilyon borcu var ya. Bir antrenmana çıkmamış. Bir antrenmana çıkmamış. Bunu yapanlar kimler? İşte önceki yönetimler değil mi? Yanlış transfer. Bunlar yani bu yöneticilerin sorumluluklarından dolayı çıkan kaynaklar. Ömer Bey sana başka bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi Şimşek burada, Fethi Şimşek burada değil. Evet. Şimdi o dönemdeki yönetimsel açıdan söylüyorum. Evet. Yapılan yönetimdeki insanların hepsi, diyelim ki bizleri siz seçtiniz. Evet. Fethi Başkan da sizsiniz. Evet. Biz geliyoruz diyor, topçu almışız, ne kadar lazım diyor adam. Çıkarıyor, para evet, veriyor. Evet, para onların veriyor. Ne yapıldığını denetim altına almadığından dolayı biz bu durumlara geldik. Biz o günü tartıştık. Dedik ben ki, bir şey söyleyeceğim. Evet. Öyle insanlar orada çalıştırdı, kendi akrabasından 7-8 tane adam ayda 10 milyar aylık ödüyor. Belki sizin bundan haberiniz bakın, yok. Bakın hepsini biliyorsun. Sen kaptanım. Şimdi benim anlatmak istediğim olay bu yani. O adamın döneminde harcanan para hiçbir dönemde yapılmamıştır. Kaptanım, özür dilerim. Onun için, kulüpten, kaptanım, yani, kulüpten bugüne kadar emek vermiş ve kulübün çalışanları 20'ye yakın, 20 aydır, 21 aydır bu ücret alamadı. Niye alamadı? Öncekiden gel. İşte, Ehsan Hoca şimdi, orada 2 seneden beri çalışıyor para aldı. Sadece Ehsan Hoca değil. Ya ben o adı demiyorum, çalışıyor. Tamam. Altyapının tamamı. Yazdık günah ya. Hiçbir hoca. Yaptığı personel daha para almaz. Bir futbolcunun evine haciz gidiliyorsa, bir çalışanın evine haciz gidiyorsa, bir çalışanın kafası rahat değilse, bir futbolcunun kafası rahat değilse sahaya yansıtamaz. Verim alamazsın. Siz verim veren, bunun önceki geçim kaynaklarını şey tok edeceksiniz. Bir şey vermek siz yönetim istedim. Olarak, evet. Yönetim olarak, birlikte evet. Siz yönetim olarak, sayın belediye başkanımıza, sayın valimize, sayın il başkanımıza, sayın vekillerimize, böyle bir karar alıp gidip görüşmediniz mi? Şimdi, ya bir plan programınız yok mu? Benim anlatmam sevdim. Al topla bunları kardeşim. 12 tane milletvekilim var. Sayın vali var. Kaptanım. Belediye başkanlarını topla. Bu kadar ilçe belediye başkanlarımız var. Ya AK Parti bugün 11 tane ilçemizin hepsi genelde ya. Ya heresi 200'er milyar para verse 10 trilyon parayı bulur ya. Milletvekillerinin yani bu kadar mi yetkileri yok? Kaptanım, özellikle ben ifade edeyim. Kusura bakmayın abi. Siyasal yönden diyorum yani. 12 tane milletvekili var bu kadar fabrikada. Türkiye'de kazanılmayan. Ben hepsine cevap vereceğim. En büyük para örnek veriyorum. Bir saniye. Bu bir bakış açısıdır. Bu senin baktığın yerden bir bakış açısı. Ama esas mesele, esas gerçek o bakış açısı değil. Onun tam tersi bir bakış açısı. Nasıl bir bakış açısı? Evet. Bütün belediye başkanlarımız yardım etsinler, bütün vekillerimiz yardım etsinler. Biz hepimiz elimizden ne gelirse yardım yapalım. Yani bizim öyle çok fazla yardım yapacak bir şeyimiz yok. Yani herkesin bir durumu belli. Aynen. Herkes emekli memurdur, emekli işçidir. Bir takım ufak tefek gelirlere sahiptir. Ama şimdi bir bakış açısı var. Şimdi bakış açımız nedir? Bizim bakış Urfa, bakış açımız şu. Biz ne zaman herhangi bir dönemde iktidara gelmişsek, bütün üyeleri silmişiz, yandaşlarımızı yazmışız. Biz iktidarı kaybetmeme uğruna bütün Urfa'daki futbol adamlarını, spor adamlarını ve bir takım insanları uzaklaştırmışız, küstürmüşüz. Aynen. Öyle mi? Doğru. Şimdi birisi geliyor, A şahıs geliyor, isim vermeden, yani isim de verebiliriz biz çünkü doğru. Hakkı konuşuyoruz. Hiç bizim umurumuzda da değil, Ahmet'miş, Mehmet'miş hiç umurumuzda değil. Şimdi bir A şahsı geliyor, bütün şeyleri siliyor. Ya biz bu kulüp için bedel ödemişiz. 3 yıl bir fiil altyapısını çalıştırmışız, bir kuruş para almadan rica etmişler. Mahmut Ceveri yönetimi döneminde, ki onu da söyleyeyim, ilk tesisi yaptıran da Mahmut Ceveri'dir. Ondan sonra tesis yaptıran yoktur. İlk tesisi de Mahmut Ceveri yaptırmıştır. Mahmut Ceveri ve yönetimi. Şimdi adam geliyor, Müslüm Beyoğlu'nu listeden siliyor, üyelikten atıyor. Ya arkadaş, bu adam bedel ödemiş. Bu adam gitmiş 3 sene bu kulübün altyapısında görev yapmış. Yetiştirdiği futbolcular var. Ondan sonra Urfa Spor için yollara düşmüş. Hocam ilk tesisi nerede yapmış? Ben merak ettim. İlk Urfa Spor'un ilk tesisi Mahmut Ceveri'nin özel idarenin yeri. Ha, özel idarenin yeri. Çünkü bir öbür tesisi Sabahattin Ceveri yaptı, ondan dolayı. Yok.
İlk yeri diyorsun. Koşu meydandaki ilk şeyi Koşu meydanı. Mahmut Cevheri Mutlu'dan yaptılar orayı. Bir saniye. Vedat Mutlu, rahmetli, Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir kardeşimizdi. Şimdi adam geliyor, sanki bu kulübün sahibidir. Evet. Ki sivil toplum kuruluşları herhangi bir başkanın suyun buyun şeyin malı değildir. Lazım, oranın üyeleriyle seçilen bir başkan gelir. Başkan profesyonel olmayabilir. Evet. Ama getirdiği kadrolar profesyonel olmak zorundadır. Toptan anlayan insanlar. Profesyonel olmak zorundadır. Evet. Şimdi bir işletme kuruyoruz. İşletme adam döküyor trilyonlarca, yani eski parayla trilyonlarca lira para döküyor. Ondan sonra başına bir tane amatör yönetici getiriyor. 3 sene sonra iflas ediyor. Aynen. Ya arkadaş, sen trilyonlarca lira para getirmişsin, koymuşsun buraya, hani bu işletmeye. Ondan sonra başına amatör bir tane yönetici getirmişsin, adam iflas etmiş, diyorsun ki, gidiyorsun, diyorsun ki ya ben iflas ettim, bana para verin. Sen kime güvenerek bu amatör yöneticiyi getirdin buraya? Şimdi kulüp yönetimleri yanlışın içindeler. Şimdiye kadar olan, tabii katkısı olanların hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu memleketin gençliğine bir nevi rol model oluyor. Yani Urfa Spor'da oynayan futbolcu, Urfalı çocuğun rol modeli oluyor. Aynen. Şimdi her musibette de bir hayır vardır. Eğer bu olaylar da olmasaydı şu anda altyapıdan bizim çıkardığımız 8-9 tane futbolcuyu biz ilk 11'de oynatamazdık. Bu vesileyle de başta Ehsan Karabulut hocamız olmak üzere bütün altyapıya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi bu bizim hatamız burada. Ya sen bu kulübe gelirken bütün üyeleri siliyorsun. Ondan sonra hep kendi adamlarını yazıyorsun, ediyorsun. Sonra da diyorsun ki belediye başkanı bana niye yardım etmiyor? Ya belediye başkanı 2,5 milyon bir saniye etsin, etmesin demiyorum. Onların bakış açısı yanlış. Evet, belediye başkanımız yardım edecek çünkü bu Urfa'nın aile reisidir belediye başkanı. Ha, yardım edecektir ama sen belediye başkanına güvenerek mi bu kulübe geliyorsun? Yani belediye başkanını bana bu kadar para yardım edecek diye mi geliyorsun? Hayır, sen o zaman baksana kardeşimiz diyor ki herkes 200 bin lira söz vermiş. O 200 bin lira... 20 yönetici 4 milyon, 4'e başkan verse kulüp yürüyor. Ha, şimdi kulüp yürüyor diyor değil mi? Aynen. O 20 tane yöneticiden bir tane arkadaşımız 200 bin lira vermiş. O arkadaşımız her kimse... Belki o da evde elde Allah razı yemiştir. Olsun. Ben şimdi bir de vaat diye bir şey var. Hocam şimdi bundan sonra bunların ne yapması lazım? Ya bundan sonra ne yapacak? Ben yani eğer, bundan eğer sonra ne yapacağım? Müsaade ederseniz yani size söyleyeyim. Müsaade eder. Reçete şu. Geçmişte. Reçete şu. Anlat hocam. Reçete şu. Şimdi bizim bu kulüpte paramız yok mu? Evet. Futbolcu yok mu? Biz altyapıdan futbolcularımızı oynatacağız. Gerekirse profesyonel takımımızın başına kendi yerli hocalarımızdan bir tanesini de getireceğiz, başına koyacağız. Evet. A isim, B isim, C isim diye önemli değil. Bizim burada çok değerli kardeşlerimiz var. Çok değerli yerli antrenörlerimiz var. Bu zamana kadar hep yabancılar mı bize? Ben yabancıya karşı değilim. Yani kimse yanlış anlamasın. Bu ülkenin her çocuğu Urfalıdır. Bu ülkenin her çocuğu Malatyalıdır. Bu ülkenin her çocuğu Bursalıdır. Öyle yerli yabancı ayrımı yapmıyorum. Anlatmak istediğim şu. Yani parasal yönden daha az ve giderimiz ekonomik olacak. Koşullarına göre ekonomimize göre daha az paramız gidecek. Yerli futbolcularımız da oynuyor. Biz bu şekilde elimizden gelen geldiği kadarıyla bütün belediye başkanlarımız, mülki amirimiz ki çok değerli bir valiye valimiz var. Aynen. Allah kendisinden razı olsun. Yani belki diye yani de herkese bütün valilerimize teşekkür ederiz de bu böyle bir mütevazi, böyle bir halk adamı, gönül adamı ben şahsen görmedim. Ya şimdi benim belli bir yaşım var. Şimdi ondan dolayı valimiz de gelecek. Bu aile, bu Urfa'nın mülki amiri olarak ondan sonra bu o çağıracak Mehmet Yılmaz başkanımızı da diyecek ki arkadaş senin sezon sonu ne kadar? 10 trilyon mu? Arkadaş biz belediyelerden, kamu kurumlarından, kuruluşlardan şu kadar sana destek sağladık. Örnek veriyorum. 3, 4, 5 neyse. Evet. Öyle mi? Aynen. Biz bu kadar sana destek sağladık. Bundan sonra sen yöneticisin. Sen
bunları bulmak zorundasın. Bulamıyor musun kardeşim? Sen bunları götüremiyor musun bu kulübe? O zaman diyeceksin ki ben vali beye, belediye başkanlarım bu kadar bana destek oldular. Ama ben yine götüremiyorum bunu. Teşekkür ederim diyecek, istifa edecek. Bu arada istifa etmeden önce Urfa'da ne kadar futbola emeği geçmiş eski futbolcu, yönetici, hakem varsa bunların tamamını üyeliğe kabul edecek. Öyle şart yok. 10 milyar verin, 5 milyar verin, 1 milyar verin, 2 milyar verin şartı yok. Çünkü sen beni atmışsın arkadaş. Ben bu kulüp için her şeyimi vermişim. Ondan sonra bu kulüp uğruna bir takım bedeller ödemişim. Ondan sonra artı 3 yıl bu kulübün altyapısını çalıştırmışım. 1 lira para almadan sen geliyorsun keyfin Müslüm Bey oğluna atın. Böyle saçmalık olmaz. Hocam sana bir örnek vereceğim. Elimde bir şey var. Bak. Urfa Spor kurulduğu tarihten itibaren 1974 yılında Urfa Spor'da topluyor. İbrahim abi tam katlanmış. İstanbul'da evet, Karagümrük evet. Diyoruz. İsmail Bey bir bakın kaçıncı üyeyi. 1990 yılına kadar da her sene paramı da yatırmışım. Ben yani, şey bilseydim ben de kartı getirdim. Bak 25. üyeyi. 25. Ahmet Çelik, Firdahmo Namidager. Bu Urfa'da Hatay Spor'a 500 bin lira mıydı? 500 bin lira. 4,5 milyona. 4,5 milyona transfer olmuş. Ve Anderson lakaplı gelmiş Malatya'da bütün tribünler ayağa kalkmış. Anderson gelmiş Malatya Spor'u Hatay Spor maçına. O maçta ben de vardım. Ondan sonra 25. sıradaki adamı silmişler. Şimdi sadece o değil ki. Hocam. Ya şu kadrodaki adama bir bak. Takım kaptanlığına şuraya bak. Ömer, hocam, bir cevap versin ona. Son sizin bahsettiğiniz eski futbolcularla ilgili Mutlu Yılmaz'ın teklifi üzerine bu son şeyde kabul edildi. 10 tane isim vermiş galiba. İsim verdi. Sayı olarak kaç tane verdi? Yani. Zaten onayladık. Yani bu orada hayır, yani şimdi bir... Ama genel birin şeyin yapılması gerekir eski futbolcularla. Hayır bir futbolcudan sorulmaz bu. Yani bir futbolcu buranın bütün şeylerini yazdırma şeyi ismini veremez. Nereye geleceğiz? Şimdi tamam mı? Burada profesyonel bir saniye. Profesyonel futbolcular derneği var mı? Var. Türkiye Futbol Adamları Derneği var mı? Var. Hakemler Derneği var mı? Var. Saha komiserleri ve gözlemciler derneği var mı? Var. Ondan sonra şeyler var mı? Antrenörler derneği var mı? Var. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var mı? Var. Şimdi bu insanları çağırıp ondan sonra bir liste hazırlayıp bu insanları isim listelerini belirleyip üye yapmak ayrıdır. Bir kişiden sormak ayrıdır. Ya bir kişi ben bir kişiyi tanımam kardeşim. Hocam şimdi siz bunları anlatın. Bir de tüzük meselesi var. Şimdi bu silinen kardeşlerimiz kimse bugüne kadar belki aidatı ödememiş. Onlar da bu fırsata yani buna hada vefa yapıp aslında yerlerine yatırılması. Hayır biz yatırdık. Da... Yatıranları silemez. Kulüp müdürü Emin Türkiye'leri şahittir. Bunu, ben Malatya'dan gönderdim. Bu yatırılan... O dönemden Malatya'daydım. Malatya'dan gönderdim aidatımı. Hocam bu yatırılan paralarda kanunla yönetimin silme yetkisi yok. O dönemde madde silindiğinizi öğrendiğinizde bunu yasal olarak hakkınız vardı. Hayır benim 3 sene sonra haberim oldu. Onu bilemiyorum. Şunu söyleyeyim. Yatırdığınız para oldu mu da kimse silemez. Ya şimdi bizim içimize acıtan var ya Urfa Spor'un bu durumu geçirdi. Yani. Evet. Siz planlamayı sordunuz. Plan, ne yaptınız? Program, evet. Ne yaptınız? Evet. Biz işin mülkemirlerine gittik. Belediye başkanlarına gittik. Dolayısıyla bu iş adamları üzerine gittik. Başkanımız STK'larla görüştünüz. STK'lardan görüşüldü. Evet. Bu işin amatör spor kulüplerinin idarecilerinden de görüşüldü vali beyin nezdinde. Şimdi herkes görüşünü söyledi. Bu kulüp kafada bitirilmişti. Niye bitirilmişti? Sezon başında... Yanlış bilgi. Yanlış taraftara yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Bir de taraftarı kışkırtıyoruz. Spor yazarı yanlış bilgi. Şimdi tamam taraftarı mı? Hem kulüp başkanına karşı bakın, hem belediye başkanına karşı kışkırtıyoruz. Bak, neden kışkırtıyoruz? Bak, çünkü doğru bilgi vermiyoruz doğru, taraftara. Işte, doğru bilgi. Taraftarı da aldatıyoruz. Sen, ya hocam, böyle bir saçmalık olur mu? Hocam sen bu şeyde pardon özür dilerim. Şimdi bu memlekette suçlu olmayan tek şey vardır taraftarlar. Hocam şimdi... Onlar her şeyini veriyorsa haya geliyor. Adam az, adamlara doğru bilgi vermemiz lazım. Anlatayım hocam şunu söyleyeyim. Şimdi bu kulüpte algı olduğu müddetçe başarı sağlanmaz. Şimdi kulübün eski bakanım Sayın Fakir Baba Ankara'dan tweet attı. Hafta sonu Şanlıurfa Spor'un toplantısı için Şanlıurfa'da kulüple ilgili değerlendirmede bulunup kurtuluş reçetesini sunacağız. Yani. Urfa'ya gelindi. Geçen de geldi. Bir saniye. Urfa'ya gelindi. Kulübün başkanını, yönetimini,
veya sorumlusunu da bilgi edinme adına toplantıya çağırmıyor. Taraftarlarla ve diğer STK'lar diyelim, onlarla veya milletvekili ve il başkanıyla toplantı yapıyor. Hayır. Toplantı yaptığında kulaktan dolma bilgilerle 80 milyon borç ona da takdim edilmiş. Baktı ki altından kalkan ve o da gitti. Şimdi 80 milyon borç var mı? 25 yani. Günlük bir yönetim ne yaptı 80 milyon borç olsa? 25 milyon artı. 54 milyon, 893 milyon resmi ibra edilen rakamlar. Siz buna 80 milyon derseniz herkes kaçar. Yani bir kaçar hepsi. Şimdi Zeynel Başkanıma da 80 milyon denildi. Bu işi spor yazarları içinde olanlar da oldu. Yani burada arkadaşlarımızın doğru bilgi edinmesi aslında bunların bize sorması lazım. Burada 54 evet. diye bahsettik. Aynen. Yani. Ama buna rağmen bir algı oluşturdu. Ben şunu diyeyim. Planlama yapıldı. Belediye başkanımız belli süreç dahilinde Eylül'den sonra belli bir ödemelere katkı sunacağını ifade ettiler. Allah razı olsun. Emeği geçen ama teşekkür herkesten ediyoruz. Herkesten bu Allah razı olsun. Bu kulübün mülki amire belediye başkanı ihtiyaç duymadan 2 milyonluk bir süreçte özellikle bu kendi ayaklarında durması lazım. Evet, aramız var. Mesajlar da bu arada geliyor. Mesajları birazdan tabii okuyacağız. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Tabii sohbet koyu şekilde devam ederken hararetli şekilde mesajlar da geliyor. Çok mesaj da okuyamadık sevgili sporseverlerden. Özür diliyoruz. Burada 3 tane mesaj yine gündeme düştü. Altyapıya Ahmet Çelik kesinlikle getirilmesi gerek. Emin Avcı. Emin Avcı yani yoğurtçu Emin abi belki tanırsın. Öyle bir mesaj atmış. Hayırlı akşamlar dilerim hocam. Konuklarımıza selam. Bu gençlere sahip çıksınlar. Bu takımda inşallah İsmail Buzlar, Ahmet Çelikler, Abdurrahmanlar çıkar. Ben, sen yok. Birlikte bu takıma sahip çıkalım. İnşallah bu inatlaşma da bitsin demiş İsmail Milli. Sevgiler göndeririz İsmail Milli, Emin Avcı abimize. İsmail Hoca, konuklarımıza selam söylerseniz sevinirim. Urfa Spor'un şehri tek bir markadır. O da Urfa Spor. Yönetim transfer yapmadı. Elindeki futbolcular niye bıraktı gitti? Tabii o da bu da bir soru şeklinde. Murat Gönül'e sevgiler göndeririz. Ona Ömer Bey zaten cevap verecek. Giden 3 tane futbolcuyu. Hem Ömer Bey'e onu soralım. Bu giden en son 3 tane futbolcu. Bir de kalıcı gelir anlamında bu Urfa Spor'a ne kaldı? Daha önce Urfa Spor'a kalıcı gelir anlamında dükkanlar, ondan sonra verilen sözler vardı, yerler vardı. Tabii şu anda bizim bildiğimiz tabii benzinlik var herhalde. Bir de halı saha mı vardı? Bir de Urfa Spor Vakfı'na verilen halı saha. Evet, Urfa Spor Vakfı'na verilen bir de halı saha var. Onunla ilgili de bir açıklama yaparsa sevgili spor severlere sevinirim. Öncelikle giden futbol teşekkür ediyorum. Yani o da takip ediyor. Giden futbolcularımız var. Ömer Bozan, Halil Köçer, Mehmet Taş. Mehmet Taş. Evet, evet. Şimdi bu futbolcularımız tabii ki kısmen paraları ödendi. Bunun yanında da son çekler vardı elinde. O ödenmeyen çekler vardı. Onlara belli bir süre verdik. Transferin son saatlerinde, daha doğrusu Bakspor maçında, bunlar Ankara'da kulübün gidişatıyla ilgili bir herhalde özgüvensizlik olunca orada görüşmelere başladılar. Yani burada bu etik olmayan hareketleri Ankara'da yaptılar. Ankara'daki Bakspor birinci maçında. Şimdi bu kulüp, bu şehrin takımı, bu şehrin futbolcusu Halil Köçer burada gidip görüşmeleri yapıyor. Haklı haksızı tartışmıyor. Bu kulübün dar zamanında, bu takıma sahip olması gerekirken kısmen paralarını da almışsın. Ama burada en çok ödenmediği noktada Ömer Bozan'a 150 bin lira ödenmesi halinde tutturabilmeyen en iyi futbolcularımızın başında da o geliyordu. Eksikliğini hissediyor. Üçünün olması bu takımın bugün tecrübelerle birlikte bu ligde kesin kalacağımızı hepimiz buna inancımız tamdı. Fakat bu üç futbolcumuzun gitmesinin temel nedeninden birisi. Buna biz, da bir hayır vardır. Biz, hayır, biz bir TFF'ye yazı yazdık. TFF buna hukuki süreç başlattı. Yani bununla ilgili bunlara verilen paralar var, çekler var. Ancak buna tek taraflı sözleşmeyi feshedip mevcut takımlarına gitti. Orada da bu hafta yer alamadı. Ama burada olsa bu takım Urfa onları unutmayacaktı. Bu dar günde bu kulübün yanında yer alan eski futbolcularım bu şehir unutmayacaktı.
Bu gibi Feyzi Özkan'ı unutmayacak. Sercan Kaya'yı unutmayacak. Onur bizim oyuncumuzu unutmayacak. Kaleci Yasin'i unutmayacak. Bu dört futbolcu, biz bunların da ödemeleri son dakika gece yaptık. Son dakika, yani orada da menajerler arıyordu. Bizim kulübün menajeri, bunların menajeri son dakika kadar işte sizi başka takımlar istiyor gidin falan. Yatırmasaydı arıyorlar. Bunlar da gidecek. Aynı, bunları yatırmasaydı ya bunlar da gidecek. Fedakarlık yapmışlar. Fedakarlık yapmış. Onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Teşekkür tabii ediyoruz. Bu keşke bu arkadaşlarımıza yani kalmış olsalar onların parası ödenirdi. Şimdi 150 bin lira için Ömer Bozdağ'ın gitmesi bizi de daha doğrusu Halil Köçer'in gitmesi sıkıntı yapıyordu. Yani bunlara toplamda 250-300 bin lira toplamda 250 lira ödenmesi halinde bunların herhangi bir sıkıntıları olmayacaktı. Ama biz bu yönetimi, arkadaşlarımız bu fedakarlığı ama bunlara bir hafta, 10 gün bir süre de istendi. Verilmedi, kabul edilmedi. Güven sizlik vardı. Gittiler. Allah yollarını açık etsin. Diğer soru neydi? Şeyle ilgili. Kalıcı yerle ilgili. Evet, şimdi kulübün şu ana kadar kalıcı yerle ilgili bir şey yok. Geçmiş yönetim dönemde mülki amir tarafından belediyenin de ruhsat verdiği o sebe tarafından bir benzerlik vardı. O benzerliğin de özellikle bir önceki yönetimin kiralama şekli ihalesi vardı. Şimdi bu kulübe verildiği zaman kiraya verileme satılama şerhi vardı. O şartlara uyulmadığı için mülki amir ellerinden aldı. Yani emniyetin için başkan döneminde. Yani onun döneminde oldu bu. Hı hı. Şimdi onun döneminde şu oldu. Şu anda kimin elinde? Şu anda o sebeple artık fabrika mı verildi, orada mı kaldı? Onun şu andaki kulübde herhangi bir bağı, bir hakkı kalmadı. Yok, hakkı yok. Ama Sayın Vali Mülki Amir'in bu konuyla ilgili güvensizliği olduğu için önceki Öztürk'ün önceki valimiz döneminde alındı. Bu valimiz de özellikle güven sağlanmadığı için geri aldı. Yani bu satılmasın, kira verilmesin diye. Heba olmama yani adına. Yani başkalarına rant sağlanmasın diye. Sağlanmasın. Kulübün yani işleyişinde bu kira verileme satılamaz şehre verilme vardı. Ona riayet edilmediği için hatta kamuoyunda spor yazarları buna tepki göstermişti. Vali Beyer koydu o dönemde. Doğru mu yaptı? Bize göre de yani bir kulübün gelirleri satılamaz. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakma. Evet. Şimdi o dönemde zaten bu kiralama davasına benim haberim var. Evet. Kiralama yapılırken verilen insanlar genelin yakını olduğundan dolayı bunu iptal ettiler. Yani bu da var. Yani tabii tabii yani. Tabii. Oraya girmiyor. Kendi tarafından yani olan insana vermişler. Onlar da uygun olmadığından dolayı Sayın Vali bu şekilde güvensizlik olayı oluşturduğundan dolayı. Mevzuata uygun değildir. Sayın Sabahattin Cevher döneminde de özellikle ona da teşekkür ederiz. Ha. Bu mevcut olan Adıyaman'daki baronu yeri Şanlıurfa Spor Kulübü'nün şeyde kalıcı gelir anlamında doğrudur yeriydi. Doğrudur. Bu oraya tahsis edildi baroya. Yeri bizim Haliliye'de özellikle 24'ün alt tarafında bir arsa verildi ve takas edildi. Orada bir halı saha oluşturuldu. O halı sahada Şanlıurfa Vakfı'nın üzerine yapıldı. Başkan da Sayın Hüseyin Leblebicioğlu'dur. O oradaki yıllık geliri nedir ne değil bilemeyiz ama Hüseyin Başkanımız bu anlamda bir açıklayıcı bilgi verirse biz de söz sahibi, bilgi sahibi oluruz. Evet. Kulübe yılda ortalama kanaatime 10 bin lira gibi bir katkı sunuluyor. Şimdi Urfa vakfındır. Yani Urfa Spor'un malı olsa belki haciz de oraya gidilebilirdi. Anladım. Bu anlamda vakıf adına olduğundan dolayı. Evet, yani. Tamam, kabul ama bu nasıl değerlendirebilir? Hocam özür dilerim. Şimdi şehrimiz turizm şehri. Göbeklitepe. Bugün tüm oteller full dolu. Onu değerlendirilebilir bir ruhsatla yani bir 11-12 katlı bir otel haline getirip kalıcı gelir. Sporcu kalabilir. Yeşil bilmiyorum alan orayı yapamaz. Bilmiyorum. Yani yeşil alan bunu yani kalıcı gelir evet, her şey yapılır. Orada bilet kesilirse Şanlıurfa yani Spor'a da bir 2 milyon 3 milyon. Nereye düşün? Kalıshane yerine mi? Yok ben şeyi söylüyorum. Göbeklitepe. Hı. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir gelir. Göbeklitepe doğu sponsoru da yani bir reklamı evet söyledik de yani. Reklam yönünden gelirse Urfa Spor'a çok büyük bir katkısı olacağını söylüyorum. Urfa Spor'a destek bulma adına geçmişler destek sağlandı evet, yani. Bu evet. TBV başkanımızın burada fabrikası var. Buna destek 2,5 milyon lira destek geldi. Adı geçen şirkete bir heyetle gidilirse o olabilir. Artı mesela şu anda Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız evet Nihat Bey var. Nihat Özdemir. Evet. Onun da çimento fabrikası biliyorsunuz evet kendilerini. Evet. İsim verin yani, reklam olmasın. Evet. Yani. Şimdi Futbol Federasyonu ismini vermedim. Yok yok. Şey yok tamam bir şirket ismi vermiyorum. Şirket ismini vermedim. Evet. Tamam. Onun şirket ismini biliyorum. Evet. Şimdi neticede oraya mesela bir çimentoya her kamyon çıkışına bir pul falan yapıştırılabilir. Evet. Tabii bunlar gönül rızalığıyla olacak şeyler. Yani yapılacak yoksa, çok şey var. Ya tabii yapılacak. Bunlar
dediğim gibi Balıklı Göl'de mesela şimdi bir bölümünü bu, verseler bu dünyanın geliri var bu, yani bu, şimdi niye işte, yapılmasın? Ahmet kardeşim bu evet. işte aşk olacak. Biraz aynen, önce sen, aynen. Sen sözün başında. Bu aşk da neden olacak? Şimdi adam hiçbir maddi menfaat peşinde koşmayacak. Evet. Her kim olursa olsun. Evet. Yani Urfa Spor yönetimine gelen arkadaş diyecek ki ben nasıl biz cebimizden 3 yıl boyunca futbolcularımıza aynı zamanda çayını içirdik. Aynı zamanda birazcık deplasmana giderken yemeğini verdik. Yani yönetimden evet. para almadan. Evet, evet. Ve benim gibi birçok arkadaşımız yapmış. Birçok yerli antrenörümüz evet, yapmış. Yapmış evet. Biz yerli antrenörlerimizi bazen diyoruz ki yerli niye olmuyor? Ama bir yerli de bir kulübün başına geliyor. Ondan sonra hepimiz köstek oluyoruz. Efendim falanı oynatmadı, filanı oynatmadı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya arkadaş, yani haşa biz hatadan mücehhez değiliz ki. Biz de bir insanız. Yerli antrenör de hata yapacaktır. Ama şimdi en azından senin maliyeti sana düşük. Öyle mi? Maliyeti yok adamın. Aynen. Şimdi adama bir de hadi koçum, hadi aslanım, hadi canım ciğerim dediğim zaman sen onu göreve getirebiliyorsun. Ama öbür taraftan adam parayı masada görmeyince göreve gelmiyor. Aynen. Öyle mi? Doğru. Sen onu gece yatağından kaldırabiliyorsun ama öbür adam gündüz ondan sonra göremez. Ondan sonra şey arabayla işte Tugay Bey'in şeyi evet. ondan sonra 8-9 korumayla evet. evet. ondan sonra kulüp başkanına adam yöneticiyi tanımıyor. Adam kulüp başkanına bile kimsin? Eyvallah etmiyor. Evet, işte sen bu şeyleri sıkıntıları çekmektense evet. yerli antrenörlerini getirirsin hatalarını da hem uygun lisanlarla anlatırsın bir de ben bu işi biliyorum demeyeceksin. Biz bu işi yaparız diyeceksin. Biz bu işi biliyoruz diyeceksin. Hocam o senelerce ben burada da televizyon programında da olsun İsmail Bey de bilir. Diğer programa çıktığım zaman da söylüyorum. Kimi getiriyorsanız getirin. Bir tane yardımcı hoca Urfalı olması şartını tabii koyun. Tabii yetiştireceksin tabii. Bak ben yaptım. Turgay Semercioğlu vardı. Eski milli takımın Trabzonlu. Geldi. Takımı kurdu. Ve 45 gün şeyde kaldı. Bolu'da kaldı, Abant'ta. Bir örnek vereceğim, yaşadığım şeyi sana anlatacağım. Geldik, benim genel kaptan da Büyük Recep. Sabahattin abi ilgilenir. Bana dediler ki, sen hoca yardımcısısın. Tamam dedim. Görevim ne abi? Geliyor o adam, burada repomu ne yapıyorlarsa ben onu bilmiyorum. Her gün bankada. Ben de programı uygulayan, hazırlayan, takımı, antrenman yaptıran hepsi ben. Ya geliyorum beni deplasmana gönderiyor, geliyorum Urfa Spor'um oğlum. Ya dedim bu takımı meca, bizi kimse yenmemesi lazım. Bu takım, mükemmel bir takımımız var. Fazlı kadroya almıyor. Mersin, Santrfor böyle bir adam daha gelmiyor. Malatya Spor'a geldi, o kralı oldu. Hasan Urfalı. Evet. Bak, ya dedim hocam agresif... Urfa Spor'dan geldi zaten. Hayır bir dakika müsaade et ki. Dedim ya hocam... Bu agresif dediğin uçması mı lazım yani? Hiç mi görmedik? Senelerce sen de oynadın, ben de oynadım. Bu adamı niye oynatmıyorsun? Sebebini bana söyle. Değil mi yani? Hava topu mükemmel, iki ayağı mükemmel. Yani eksik bir şey yok. Bir tane Ulaş isminde bir tane santrfor. Evet, açık maçık işte santrfor. Trabzon'da da 3 tane adam getirmiş. Toptan alakası yok, her maç banka oynatıyor. Genç takım. Dedim ağam ben bir maçı kadrosunu yapayım. Bu takım mağlup olursa ben sabah istifa edeceğim. Leblebci oğlu ölmemiş. Sorabilirsin. Şey maçına gittik. Ağrı'ya gittik işte Bahtiyarları falan almışlar. Fenerbahçe'den. Orada şey geliri var ya. Sahaya çıktı adamlar gene gelir denemeyim. Şerefmen Müslüm Koca 2-0'ı yenmişiz. 4 tane topumuz direkten dönmüş. Ve kalemize top gelmemiş. 90 dakika boyunca. Geldim gittim istifa dilekçemi verdim çıktım. Ahmet Bahçıvan'dı o zaman kulüp başkanı. Götürdüm verdim ne istedilerse dedim kesinlikle ben daha yapmayayım. Örnek veriyorum. Evet. Şimdi haberdar olman lazım. Senin yönetici de istemiyor. Evet. Benim anlatmak istedim. Şimdi yönetici niye istemiyor? Sen Müslüm Hoca gelirse yani benim ayarımı biliyor. Örnek veriyorum. Kusura yani, bakma ben açık konuşuyorum. Yok estağfurullah. Bak, şimdi bazı bunu söylerken birlikte top oynadığım bazı yöneticiler anlatabiliyor muyum? Bazı yöneticiler. Bazı yöneticiler. Şerefsiz dinlemenim orada olmamı istemiyorlar. Bak evet. ben kalkıyorum mesela ya örnek veriyorum. Müslüm Hoca geliyor. Urfa'da var. Bu ben samimiyorum İsmail'e. Vallahi ve billahi bak yönetim olarak.
Bak adam bir şey oyun oynadılar hocam. Eğer ben yardımcı hoca olmamış olsaydı milletimin haberi olmazdı. Adam Fatih diyor ki ben paramı alamadım. Ben zehirli ishal diyor. Hoca bunu söylüyor ha. Yanında oturuyorum ya. Ya dedim hocam biz yarın hayati maça çıkıyoruz. Sen nasıl buna bu şekilde teklif edersin? Dedi ya sakın yönetime söyleme. Üç tane hoca bir yere geldiler mi? Refah hoca vardı o Çorumlu kaleci antrenörü. Kapsal mı? Yok. Ondan tamam. sonra söylerim sana. Bir de Gençler Birliği'nde şey vardı. Bülent. Levent. Sol bek oynuyordu milli takımda şeyde oynadı. Trabzonspor. Levent Eriş miydi? He, galiba. He. Ben soy ismini de hatırlamıyorum. Dedim ben gider yönetime söylerim. Yönetimi topladım dedim ki Fatih'in oynamamasının nedeni bundan dolayıdır. Rapor aldı Antep'e gitti. Oynamadı maçta. Biz de burada mağlup olduk. Bak yönetime söylüyorum yönetimdeki genel kaptanımız ne söyleseyim. Ya o adam zehirli ishal dedim. Siyah gidip 10 tane zehirli ishal alalım diye hem hocalar yanında koştular. Çağır dedim onları. Bak tespit etti mi? Dilekçemi de verdim çıktım eve gittim. Ya şimdi olmuyor kardeşim olmuyor. Ben kardeşim güzel konulara da girin. Şimdi İsmail'in senin bir şeyden haberdar olman kadar daha güzel bir şey var mı? Tabii bu işin kompetanı sensin. Senin yöneticisin. Bak sağ olsun dile getiriyor. Doğru mu? Cevapları veriyor. Ha, yani. Yöneticisin. Vermek sen lazım. Yöneticisin. Bak senin buradaki görevin ne? Senin eğer genel kaptan isen takım içerisindeki organizasyonları kimin motivesi, kimin yani psikolojisi bozuk, aile ile bir sorunu mu var arkadaşlar, aile ile bir sorunu var. Bunları bilgi edinmeden o takımı birlikteliği sağlayamazsın. Şimdi işte... Doğru mu? Doğru. Ha, şimdi ben anlatmaz sanırım orayı yönetim kendi şeyinden uğraşıyor. Evet. Topçuların parasını ödeyemiyor, mahcubiyet var. Yani bazı yöneticiler diyelim. Aynen, bazıları ben demiyorum hepsini. Yanlış anlatırmasın. Hepsini koymuyorum. Ha, şimdi diyorsun mümkün ki bazı, yani. Kısacası evet. Diyorsun ki, bazı yöneticiler yerli hocalarla çalışmak istemiyorlar çünkü onların yaptığı yanlışları yerli hoca görürse aynen. Yarın öbür gün yani bu meydana çıkar diyorsun. Topçusu da aynı hoca. Şimdi Ayşman hoca oynadı. Evet. Şimdi sağ olsun. Topçuyu da istemiyor adam. Topçu parasını alamıyor. Evet. Gidip bir şey demiyor. Sen paranı alıyorsun. Evet. Şimdi nasıl olacak bu? İkilem oluyor ya benim anlatmazsam. Ömer Doğdanlı kardeşim Urfa Spor'un basın sözcülüğüne getirilmiş. Çok isabetli bir karar verilmiş. Aynı zamanda Ömer Doğdanlı kardeşimiz bizim... Ya pırlanta gibi bir insan ben bizim, ona lafım yok. Bizim iletişimi iyi sağlayan, iletişim kurabilen bir arkadaşımız. Aynı zamanda bizim Türkiye Futbol Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin de basın danışmanı. Ya baş tacı, ben onu, hocam benim anlatmazsa da ya topçu önemli, burada önemli olan, zaman. Evet. Önemli olan değil ha hocam. Bu iletişim sağlamak. O dava yani o yani. Bütün Urfa Urfa'daki halka, vatandaşa ister futbol sevsin, ister sevmesin, ister taraftar olsun, ister olmasın böyle gerçek bilgileri ortaya dökerse İnsanların güvenini kazanır. Aynen. Neden güvenli? Ya saklı gizli bir şeyin olmaması lazım. Bir de artı, şimdi Ömer kardeşim biraz önce dedi ya, daha önce işte hiç adam gelmiş bir forma giymemiş ama adam 3,5 milyon para almış. Vallahi öyle. Peki sen, şimdi Ahmet kardeşim sen inanıyor musun bu hiç forma giymeden 3,5 milyonu kendisi mi almış? Yani böyle bir mantık var mı? Mümkün değil. Yani bu... vebali günahı kimse o dönemin yönetimi onlara olsun. Biz kimseye iftira atmayalım. Çünkü hocam, şey olarak konuşuyoruz. Ama ben inanmıyorum. Urfa Spor'un özellikle bizim aslında en önemli konuşmamız gereken konu Urfa Spor'un kurtuluş reçetesi nedir? Heh. Bunları konuşacağız. Ya işte yani Urfa Spor'un bu mevcut olan şimdi, kadroya sahip olmamız lazım. Bu saatten sonra Urfa Spor'a ne yapabilir? Bu saatten sonra bizim geri dönüşüm yapsak biz evet, yanlış yapmış evet, oluruz. Evet. Yani bu saatten sonra şu anda mevcut zaten şimdi bir yönetim var. Kısa bir şey söyleyebilir miyim mevcut burada? Mevcut bir yönetim var. Buyurun. Özür dileyerek. Şimdi bakın en başta yönetimsel anlamında söylüyorum. Başkanını alacaksın, belediye, 4 tane bizim belediyeler var. Gitti kaptanım onlara gitti. Valiyle birlikte. Size ne yapabilecekleri vaadini versinler, evet. Onları onaylasınlar. Anlatmaz dedim olay. Aşağı çarşıda basana dergahın orada var ya size kaptanım, bir yer verseler. Siz bir Ömer yani kardeşim, bu mevcut olan kadroya da sahip olan. Bu adam 4-5 maç oynadıktan sonra İsmail'im yerine oturduğunuz zaman vallahi ve bile ikinci devre daha başarılı sonuçlar alacağınıza ben inanıyorum. Devre arasında bir kez
çocuklar güven olayını sağlamamışlar. Antrenman eksikleri var. Kaptan. Kampa götürülmemiş. Sezon başı geçirmeyen bir topçu verimsel de anlamda %30'un altından üstüne çıkamaz. Ya Urfa'nın gençlerin çoğu gitti, kampa gitti. Ben onu söylüyorum yani kalanlar kaç tanesi gitmemişse. Kaptan. Ya biz bunlarla gideceğiz. Bunun başka kurtuluşumuz yok. Şimdi, kaptan şimdi. Bunlara güven vereceğiz. Motive edeceğiz. Şeye girmeden önce şimdi biz şimdiye kadar bir tespit yaptık. Evet. Bu tespitlerimizden yani yaptığımız hatalardan. Yani bu hata Ahmet yapmış, Mehmet fark yapmış, etmez. Her kim X adam yapmış, evet. Kim yapmışsa bu bitmiş bir olay. Evet. Şimdi bundan sonra el birliğiyle biz neler yapabiliriz? Tabii bunun yönetimin yapacağı bir takım, atacağı bir takım evet. adımlar var. Biraz yok gerekirse önce, bizi çağırsa biz de gideriz. Bir, ya, önemli işte, değil biraz, ya bu biraz memleket. Önce, biraz evet. önce bahsettim zaten. Evet. Yani, yani bir kişiye sorup da ben kime üye yapayım ya? O insan benim hakkımda karar veremez ki mümkün zaten. Değil. Ben daha önce üyeydim. Evet. Artı sen bu... bu hocam, bu, özür dilerim. Yani biz aslında şey yapmamız lazım. Çözüm, bu kulüp... Çözüm öğrenmemiz lazım. İşte çözümü mesela söylüyorum. Mesela biz eskilerini konuşuyoruz. Şimdi hayır, eskiyi ben, bitti. Eski. Yanlış yapma yanlışı bir daha aynı şimdi, şeyi... Yani onu tekrar yapalım. Bu saatten sonra çözüme biz, bakalım. Biz hocam. Üyelikten başlayacağız. Biz yönetimde, ben onu söyleyeyim. Yani müsaadenizle her şeye buyurun. Biz şeffafa çözümü bulmamız gerekiyor yönetimde. Tabii. Şimdi bir kulüp bir işletmedir. Bir işletmenin zarara uğratılması... Devamlı zarar eden bir işletmenin kapanması lazım. Tabii. Ya da bir başkasına devredilmesi lazım. CEO'nun değiştirilmesi lazım. Tabii. Şimdi 50 yıldır buraya gelmiş 50. yıl yaşadığımız en sıkıntılı dönem 50. yılda yaşandı. Keşke olmayaydı. Şimdi biz ne yapabiliriz? Geçmiş bu biriken borçlarla ilgili hepsini eleştireceğimizi ve geçmişte yapılan hataları tekrarlamama adına bizim kendi hedefimize. Bir, Mehmet Yılmaz'da bu iş yürüyemez. Reşit Karakaş'la bu iş yürüyemez. Ömer Dodanlı'da bu iş yürüyemez. Ne yapabilir? Hepimiz yek vücut olup tek bir bu şehre, bu marka takımına sahip çıkma dediğimiz müddetçe biz bu takımı kurtaramayız ve bu takım içinde de söz hakkımız olamaz. Ne yapılabilir? Bir, 50. yıl kurun, 50. yıldayız. 50. yıl çekilişini yapabiliriz, hediyeler dağıtılabiliriz. Kombineleri baktı, 50. yıla mahsus kombineleri biz şey yapabiliriz, yani sunabiliriz gelir elde etmek adına. Turizm aşamamız var. 13 ilçemizin üye olduğu, Sayın Valimizin başta olduğu tanıtımı dünyada yapıyor. Bu bunlardan da destek alınabilir. Birçok Urfa'da 600'e yakın müteşebbis var. Büyük firmaları bunlarda da gerekli anlamda cüzi miktarda destek bulunursa aynen. bak aynen. Bunlar bu 3 milyon biz planlama yaptık. 3 milyon 200 bin lirayla biz tahtayı açıyoruz. Biz bu sezon sonuna kadar 17 deplasmanı da içine koyarak 3 milyon 200 bin lira bir planlama yaptık. Şu anda 3 milyon 200 bin lira alsa biz artı puanı da biz sorduğumuz okulçularımız şu anda onu çözme adına da bir zaman kaybının olmadığını çözebileceklerini söylüyorlar okulçular. Bu ertelendi değil mi? Ama yok, gelen altı puan değil. Mevcut olan altı puanı. Evet. Onlarla ilgili de hukuksal anlamda çözümü vardır. İkinci dönem yani şahit yapamadı. İkinci dönem ara transferde yine bu kulübün bu borçlarını yapılandırıp mevcut olan yabancılarla biz bu tahtayı açabiliriz. Bu kulübün şu anda herkes işte 13 futbolcu var. Takımda futbolcu kalmadı. Kimse merak etmesin. Kusura bakma. Biz yıllarca hep şunu söylüyoruz. Öz kaynaklar şehrin takımı, şehrin oyuncuları, şehrin futbolcuları, altyapıda işte bu takımda futbolcular yok. Dün i̇şte 20 tane fırsat, futbolcu vardı. Bu fırsatta dün 18 futbolcu var ise de 35 tane de şu anda bizim altyapıda yetişmiş futbolcularımız var. Gerekirse bunları da takviye yaparız. Bu ligi güzel bir şekilde götürebiliriz. Ama biz bu puanları silmemiz lazım. Biz bunlar için çözüm arıyoruz. Bunların da çözülebilmesi için bir ben maddi böylece de bahsettim. Maddi imkanlarla 3 milyon 200 bin lira bu kulübü güzel çıkarır bu sezon boyunca. Lazım. Borç tamamıyla yapılanma değil. Şimdi futbolcular örneğin Abdülaziz Solmaz. Bizde oynamış futbolcu 480-490 bin alacağı var. Taraftarlar arıyor. Diyor ki biz bunu 120-130 bine hallederiz. Ona da fedakarlık yapıyoruz. Kim fedakarlık yapıyorsa onlara teşekkür edip bir plaket vermemiz tabii lazım. Tabii arayıp onlara evet. anlaşmak evet. lazım yani. Şimdi herkes bu kulüp kapanmasın diye ben 500 lira alacağım varsa giden futbolcular toplamda 15 milyon borçlu, futbolculara borçlarımız var. 15 milyon lira. Diğeri yönetimsel anlamda. 35'te yönetim 55. SGK bundan sonra Şuski vesaire icra dosyalarda 5 milyon 55 milyon. Şimdi siz bunu yapılandırabilirsiniz. Yani bunu yapılandıramadığımız zaman bizim eksi altı puanlarla ve bunlarla futbolcu bize gelen ve transfer yapamaz, mevcutlarda tutamayız. Ama şimdi buraya kadar getirilmiş.
4 milyon üzerine bir masraf edilmiş bir yönetim başkan masraf etmiş ise, buna da destek olabilecek bir yönetim varsa mülki amiri de belediye başkanı 13 ilçemize destek verseler yardım etmesi lazım. Evet. 10 bin alsınlar. Aynen. En azından bakın bunların gelir kaynakları bak 50. yılı ben söyleyeyim. 13 ilçede her birine 200 bin lira verse 2 milyon 600 bin lira. Bir şehirde 400 verse 3 milyona bunlar çözülür. Müteşebbislerimiz 600 tane var. Bu 600 tane de Sayın Mülki Amirimin bizim başkanlığında bunları getirip katkı sunarsa 1 milyon da orada en az gelecek para var. Şimdi bu hafta taraftarlar maça kim biletlerini sağladı? Sayın Valimizin araması, OSB Başkanımız Sayın Yunus Emre Aksu'nun 400 sene kendi bilet alıp onları taraftarlara verdi. Bilgimiz yani var, evet. İstenirse kombinenden yapılır, çekilince yapılır. Bu borç Elazığ Spor en kötü dönemini yaşadı. Örnek veriyorum. Elazığ Belediyesi onlara otopark verdi ve şu anda da onlar takır takır gidiyor. Bu hafta da galip geldi. Şimdi kurtuluş reçetemiz var ama uygulamada herkes elini taşın altına koyuyor. Bu yönetimi istemiyoruz. Özür dilerim Sayın Hocam. Biz bu yönetimi istemiyoruz. Tamam amenna istemeyebilirsin. Kardeşim lise sunmadın. Amenna. Vali Bey mi istiyor? Gelsin Sayın Valim. Eğer bir müteşebbis hazırlayacak. Yok öyle değil mi? İşte. İyi hayır ya. Hayır. Siz bırakın. Bakın siz bırakın ama reçete yok. Evet. Peki aramız var çünkü yine devam edeceğiz. Bir de bir iki mesaj var. Abim tüm konuklara selam olsun. Stada ağlayan taraftarları gördükçe, ağlayan futbolcuları görünce hırsımdan oturdum ben de ağladım. Kulübümüz kapatsın, cenazemizi gömelim, anahtarı valiye teslim etsinler, insanlara ızdırap vermesinler, gerek taraftarları da kahretmesinler. Bilal Rüzgar, Ayaz İstanbul'dan sevgiler göndeririz Bilal'e. Konuklara selam ve severek izliyorum. Benim şahsi fikrim Ufa Spor'un başına gelenler çoğun hepsini kastetmiyorum. Kalenin kaç metre olduğunu dahi futboldan anlamayanlar takımdan netice ve gitmedikçe kimseye destek çıkmaz. Yazık Urfa Spor'a başarılar diliyorum. Romanya'dan kaptan taklamacı Mahmudan yani. Tamam. Buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selamlar olsun Yusuf. Evet. Hocam Göbekli Tepe'de her giriş 40-50 TL arası para verilirse 15 TL Urfa Spor'a kalıcı gelir anlamında vermemiz lazım. Selamlar Murat Gönüllü. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Sevgili futbol severler kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Bey iyi akşamlar konuklara selam. Futbolu oynayan geleceğe çok mutlu ettik. Tek amacımız birlik olup bu ligde devre arasında projeler üretip tahtayı aşmamız. 4-5 futbolcu alıp ligde kalırız inşallah aksi halde 3. lige düşer bu takım demiş. Ömrümüz boyunca bunu da okursanız bir daha da çıkamayız demiş. Yakup Dodanlı. Yakup Dodanlı'ya sevgiler gönderiyoruz buradan. Tabii Yasin Küçük bir mesaj atmış. Konuklara selam demiş. Buradan Yasin Aleyküm Küçük ailesine selam. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İstanbul'dan Murat Tatar ve ailesine burada selam demiş. Konuklara da selam söylerseniz sevinirim. Murat Tatar kardeşime ve ailesine sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Avcılardan Emre de mesaj göndermiş. Lütfen Urfa Spor'u düşürmeyin, iyi yerlere getirin. Emre'ye de avcılara da sevgiler gönderiyoruz. Gürsel Yılmaz da demiş ki ne olur Urfa Spor'a sahip çıkalım. Buradan Gürsel kardeşime de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Nerede kalmıştık diyecektim ama çünkü çok şeyler var tabii. Takım oyununa da hiç girmedik bugün. Evet. Gençlere bir nebze olsun. Gerçekten ben dün izledim zaten beraber tribündeydik. Evet. Gençler can gönülden mücadele ettiler. Çünkü önümüzde yine bir deplasman maçı var. 4 tane yabancının olmasına rağmen oynayan öbür Urfalılar yüreklerini koydular ortaya. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler. Biz 2 penaltı alsaydık belki galip de gelebilirdik. Olmadı. Tecrübesizlikten biraz kaybettik diyelim. Ama bizi üzen en çok o çocukların, gencecik çocukların formaları orta sahaya indirip gözyaşlarını tribüne kadar gelip ağlayan başta Kaptan Fevzi. Ya bize zaten bunlar lazım. Kaptan Fevzi olmak, vallahi bize Kaptan Fevzi olmak üzere
tabii başta o olmak üzere gözyaşlarını tutamadı. Tabii tribünde ben kendi gözlerimden ağlayan insanları gördüm ve bizim de gözlerimiz dolmadı değil. Bunun içinde şimdi, tabii bunun içinde yöneticiler, çok üzgün olan yöneticileri de gördüm ben, çok üzüldü. Oturduğu yerden de kalkamadı. Böyle insanlar da vardı. Tabii şu anda bu saatten sonra Demir Ömer Bey'in de dediği gibi biz bu saatten sonra ne yapabiliriz? Eğer biz geri dönersek, biz hep geri hataları anlatırsak, kusura bakmayın, bir adım bile, bir gram daha ilerleyemeyiz. Biz bu saatten sonra ne yapabiliriz? Nasıl destek olunabilir? Yani başka yönetim varsa gelsin, çıksınlar Vali Bey'in yanına, Zeynel abinin yanına, bu yönetim desin ki siz bırakın, biz giriyoruz. Açık ve net yani. Bu yönetim de hazır yani, bırakmaya da hazır. Öyle mi, öyle değil mi? Şimdi şunu söyleyeyim, buraya kadar getirdik. Zaten fazla borcumuz kalmaz, sadece tahtanın açılması evet. gerekiyor. Cüzi bir para kadar. Sadece altyapıda yeni gelen futbolculara 40-50 bin lira dağıtıldı. Biraz da onlara dağıtılması, aylık çalışıyor. Şimdi bu takımımız genç bir takım. Yaş ortalamamız 23. Tarsus'un yaş ortalaması 28. Şimdi onlar tecrübeli. Biz yakaladığımız pozisyonlar presle iyi bir takım sahada vardı. Ama bir moralsizlik var. Bir icra var. Ödeme yapılmadı. Futbolcuların bir kısmı gitti. Siz de Urfa'da 4 tane futbolcu yabancı dediniz. 3 tane. Fözi zaten Urfa'lı hemşerimiz. 3 tane. Yasin, ondan sonra Onur, bir de Sercan. 3 tane yabancı. Dolayısıyla bu gençlerimizde de 3 tane de abiler, Japon abileri var. 4 tane kaleciden birlikte. Biz bu tecrübeli futbolculardan bu gençleri monte edip presle bunlara bu şekilde ligde kalma gayreti içerisine girdi. Yaş ortalaması 23 ve bir kısmı kampa katılmayan ve ilk defa bu sahada seyircinin önüne çıkıp heyecanlı gençlerdi bunlar. Ben evet. bir şey açıklayacağım Ömer Bey. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir paylaşım da yaptım. Belki görebilirsiniz o paylaşımı. Dedim ki hiç tahta açılmasın. Hiç tahtayı açmayın. Bunu söyledim ben. Hala da ben sözümün de arkasındayım. Dedim tahtayı açmayın. Mevcut içerideki futbolculardan anlaşın. İçerideki futbolculardan 4-5 tane. Zaten elimizde 4 tane kaldı. 3 tanesi gitti. Onlar da kalmış olsaydı. Onlardan anlaşın. Tahtayı da açmayalım şimdi. Yönetim başta başkan olmak üzere elini cebine alsın. Yönetim de elindeki paraları bir nebze olsun biraz toplasın. Valiye, belediye başkanına gitsin. Sayın valim, sayın belediye başkanım, biz bu kadar para topladık. Siz bize ne vereceksiniz? Müsaadenizle işte biraz önce de bahsettik. Bak, aynı bunu söyleyeyim yani. Ben hala peşindeyim bunun. Ve bu takım devre arasına kadar ortalarda giderdi. O zaman tahtayı açma yollarını yine bize arardı. Ya şimdi... Bakın ben özür dilerim. Bunu İsmail Bey açıkladı. Sen gördün daha önce. Ben aynı. Bunu şunu, dile getirdim. Şunu ifade edeyim. Şimdi bu gençlerle, şimdi eksi 6 puanda. Biz iki ara 15 puan toplarsa bu kulüp ligde kalır. Ama alır. Şimdi şunu doğru söylemek gerekirse 4 milyon 400 bin lira yakın bir masraf yapılmış. Bundan sonra yapılacak konu nedir? Futbolcuların alacakları pek fazla kalmadı. Bundan sonra yapılacak tahtanın açılması ve deplasman giderleridir. Bir de orada yeme içmedir. Yeme içme kısmen de Zeynep Başkanımız karşısında ifade etmiştim birinci bölümde. Allah razı olsun. Şimdi bizim bu anlamda çok da bir para ihtiyacımız kalmadı. Yani biz diyoruz 3 milyon 200 bin lira. Yani yönetim değiştirdi. Buna yani şimdilik zaman kaybıdır. Bu yönetimimiz 4 milyon 400 bin lira şu anda bir harcama yapmış. Bu harcamanın üzerine 3 milyon 200 bin lira deplasman giderleri dahil olmak üzere para toplanırsa bu takım hem ligde kalır hem de bu futbolcuları öz kaynaklarımızı sezon sonunda en az 4-5 futbolcuyu satarak kulübe gelir getirebiliriz. Yani biz artık yetiştirici duruma gelmiş bir kulübüz. Yani ilk defa bu transfer yasağı bu memleketin çocuklarına yaradı. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Bizim önümüze bundan sonraki süreçte yürütebilmemiz için 3 milyon 200 bin lira tahtanın açılması dahil bu paralar. Çok bir para değil. Şimdi tahta açılsın veyahut açılmasın. Yani açılmasa dahi eksi 6 puanı silse. Bu arada Sayın Çizmecioğlu başarılar diliyor. Selamlar gönderiyor. Ali Çizmecioğlu, İsmail Mutlu ve Ali Savaş. Buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm arkadaşlarımıza selamlar olsun. Selamlar. Şimdi tahta açılmış veyahut açılmamış bu bir problem değil. Bizim bunu sanki kıyamet kopmuş, sanki her şey batmış bitmiş gibi düşünmememiz lazım. Şimdi evet, Urfa taraftarı ve Urfa kamuoyu bunu göze alacak her şeyin bir bedeli var. Şimdi yıllarca biz getirmişiz 10 trilyonlar, 20 trilyonlar, 30 trilyonlar vermiş miyiz futbolculara? Ne yapmışız? Aynı yerimize saymışız ve ikinci şey ve küme düşmüşüz, öyle mi? Yani birinci ligden ikinci lige düşmüşüz.
biz ne için bu kadar masrafı yapmışız? Bir üst lige çıkmak veyahut da ligde kalmak için, değil mi? Peki biz bu kadar borç altına girdikten sonra bu futbolcularımızı kazanıyorsak, yani şu anda öğretim durumuna geçtim, öğretiyorsun. Ne daha önceden bunlar yapılmaz yani. 15 futbolcumuza özür dilerim arkadaşlar. 15 futbolcumuza özür dilerim. 300 bin lira verirse bu çocuklar ağlaya ve bunun performansı iki katına çıkaracağına inanıyorum. Şimdi bak. Ceplerinde para yok. Biraz önce dediğim gibi her şeyin bir bedeli var. Şimdi bir sefer bu yönetim kurulu gerçek anlamda çıkacak, diyecek ki şimdi biz hep taraftarı kandırmışız. Taraftarı aldatmışız. Taraftar o yüzden Urfa Spor yönetimine de güvenmiyor. Herhangi bir saniye. Ama şimdi bu ekranlara çıkıp sağdan soldan ayette hadiste şuyla buyla laf edenlere de inanmıyor. Evet. Neden bak? Şimdi biz hep çıkmışız. Urfa Spor buraya gelecek. Urfa Spor şöyle yapacak. Urfa Spor böyle yapacak. Gerçek anlamda hiçbir yönetici çıkmamış dememiş ki arkadaş ben elimden geldiği kadar bu ligde bu takımı şu şekilde tutacağım. 2 sene, 3 sene, 4 sene. Ondan sonra ben bu takımı yükselişe geçecek bu takım ve kendi yetiştirdiğim futbolcularla, altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla. Şimdi altyapıda çalışan birçok değerli arkadaşımız var, değerli kardeşimiz var. Şimdi adama ne diyor? İşte örnek herhangi bir şeyde, herhangi bir kategoride falan takım Urfa Spor niye şampiyon olmadı da işte falan takım şampiyon oldu. Ya arkadaş sen yarışmacı olmayacaksın. Sen yetiştirici olacaksın. Aynen. Sen 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşındaki çocuğu yarışmacı olarak sahaya sürersen sen o çocuğu yetiştiremezsin. Aynen. Şu anda aynı pozisyonda belediye spor oldu. Alaplı'ya geldi şimdi. Her kimse. Şu anda Urfaları topladı mesela. Şu anda toplandı. Geçen seneki o kaos, o şey bitti. Şu anda yine 3-4 tanesi yabancı olmak üzere diğerler hepsi Urfalı. Ya bu kadar basit. Ya şimdi akıl birdir. Yani bu akıl sadece bizde, sadece Ahmet'te, Mehmet'te yok. Bu bütün ortak bir akıldır. Herkes bunu düşünebiliyor. Ama bizim hatamız şurada. Bizim hatamız nedir? Yönetim, yönetici arkadaşlarımız geliyor, hedefi yüksek koyuyor. Ondan sonra da hedef düşünce vatandaş tepki gösteriyor. Aynen. Sen önce dobra çıkacaksın. Vatandaşa, taraftara, Urfa halkına, kamu yönetimine, belediye başkanlarına arkadaş diye ben 2 sene, 3 sene şu şekilde ben de şampiyonluk beklemeyin. Bitti. Şu anda da yönetim kurulu çıkacak, diyecek ki arkadaş ben şu şekilde pozisyon aldım. Bu takımımı ikinci ligde bırakmak amacıyla. İkinci ligde kalırım veyahut kalmam. Aynen. Üçüncü lige de düşebilirim. Evet, evet. Kimse benden şunu beklemesin, evet, bunu beklemesin. Ama ben şu hedeflerimi koyacağım. Evet. Bunu söyleyebilecek olan yönetim de güven sağlaması lazım. Hocam. Şimdi güveni, sen önce yönetime insanlar güvenecek ki yönetimin vaat ettiği şeylere inansın. Hocam, şimdi yönetimde bir güvensizlik var. Şimdi arkadaş açıklasın. Şimdi ben arkadaşların yerine... Zaman yok. Zaman yok diye ben anlatayım. Bir de Mehmet Polat demiş ki başkan ya başkanlığını yapsın ya da bu başkan bıraksın, istifa etsin. Mehmet Polat bir mesaj atmış. Evet. Mehmet Polat arasında sevgiler gönderiyoruz. Bir de Söğrek'ten Mustafa Dağlı mesaj göndermiş. Ona da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selam Mustafa olsun. Dağlı abimize. Şimdi ben önce son mesajdan başlayalım. Mehmet Polat bir mesaj atmış. Geçmiş dönemde de yedekte yönetimdeydi. Evet, yönetimde ya yapsın ya bıraksın. Bir saniye, evet, işte bizim çözüm ben reçete sunacağım ki Mısım kocama bırak diyeceğim. Tamam. Şimdi ben reçete sunamıyorum. Çözüm bulamıyorum. Mısım kocam bırak. Böyle bir mantık yok. Evet. Kusura bakmayın. Bu yönetim liseyle gelmiş. Bu liseyle bırak ya bırak. Neye tabii göre canım, bırak kardeşim? Tabii. Bu borç artırmış mı? Vebali de günahı da onun boynu. Anlatacağım. Borç artırmış mı? Evet. Hangi sıfatı? Bana bir çözüm yolu bırak. Siz yönetimden sosyal medyada istifa etmişsiniz. Niye istifa ettiniz bu dar günde? Niye istifa ettiniz? Siz istifa ettiniz bir çözüm, orada bir yanlış varsa çıkıp kamuoyuna açıklasaydınız. Söylememiz değil mi? Evet. Şimdi bu sözlerinizin muhatabı kim? Mesajı eski yöneticimize göndermiş. İsmail Bey konuşuyor. Yöneticiniz eski. Eski yönetici. Evet. Mehmet Polat. Evet. Ona cevap veriyorum. Ona cevap veriyorum. Siz gitmeyen bir doğru bir şeyde çıkıp kamuoyuna açıklayaydınız. Bundan dolayı ben istifa ediyorum. Bu kulüpte yanlış giden budur. Ben açık şeffaf söylüyorum yönetimim adına. Onlar bu, da açıklamasın. Hayır, ben cevap vereceğim. Bu kulüp ilk defa 25 günlük bir yönetim
iki ay içerisinde denetlemeye girdi. Bir eski yöneticilerden birisi geçmişte yapmış, şu anda bey kaydı da yok. Gitmiş, Vali Bey'e demiş ki bu yönetimin şeyi düşmüş, yönetimi düşmüş. Vali Bey havale ediyor dernek müdürü. Dernek müdürü diyor ki düşmemiş. Dernek müdürü tekrar bırakıp tek Vali Bey gidiyor diyor. Dernek müdürü onarı tutuyor. Sosyal medyada onarı tutuyor. Şimdi bunun üzerine sen Vali Bey yönlendiriyor. Diyor git hele kulüpten ne oluyor, ne var ne yok. Kulübe geldi denetleme, maliye. Bu geçtiğimiz ay maliyeden beraber geldi denetleme, dernek müdürümüz. Geldi orada oturdu. Mevcut yöneticilerden 5 istifa var. 4 tane biri de geri çekti. Mevcut Reşit Karakal direktörüm geri çekti. Şimdi bu yönetim devam ediyorsa siz kalkıp bu yönetim düşmüştür deme hakkını bu kulübün düşmanı mısınız? Bu kulübün kapanmasını yıpratıyorlar istiyorsunuz. Yıpratıyorlar ha yani. Yıpratma yanlış bir şey. Yani işte, yıpratma mı bu? Şimdi aynen. burada Sayın Polat'a da özellikle ben şunu isterim, sorarım. Cevap alsa sorarım. Siz yanlış giden bir şey varsa baştan beri geçmiş yönetimde bir borç artmaz. Eski yönetimde de siz yedekleriniz, şimdi de yedekleriniz. Oradan bir borç artışı varsa şimdi kamuoyu açıklayın. Yok eğer bir artış yoksa nerede bir sıkıntı var onu açıklayın. Liste düşmüşse onu ispat etmişsiniz. Bırakın demek kolaydır. Ama bu kulübü dar günde sahip, 50. yılda sahip çıkacağız. Biz bunu yürütemiyorsa yürütebilecekleri de biz bu anahtarı teslim etmek için biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün 4 milyon 400 bin lira bu başkanı ben savunma anlamında herkes dedi ki bu lige başlayamaz. Geldik lige başladı. Bugün artık mülki amirlerini siz niye ne kadar harcadınız gelin ondan sonra biz verelim dedikleri zaman 4 milyon 400 bin harcama yaptık. Sezonu tamamlayıp ligde kalabilmemiz için öz kaynaklarımızla bu ligi tamamlayıp ve Urfa'ya geleceğin takımını kurma adına bir gençlerimizle yola çıktık. Siz bu takıma destek vermeniz lazım. Urfa'nın tamamı destek vermesi lazım. 13 ilçemiz doğru belediyemiz var. Doğru olanı bu işte. Evet. Ben 13 ilçe belediyemiz var. Varsa bu yönetimdeki bir harcama yanlışlık varsa çıkın kamuoyu açıklayın. Yok efendim istifa edin. Ömer tamam, Bey peki bu 50. yıl evet. ile ilgili evet. Şanlıurfa Spor'un 50. yılı. Biz bir forma yaptıracağız. Kombine yaptıracağız. Ömer Bey bununla ilgili destek bulamadık. Bir saniyeni alabilir miyim? Evet. Ahmet Yıldırım Urfa Spor'un hocası ise neden kulübede değil? Tribünde hocası değilse neden hala Urfa Spor'u tutuluyor. Altyapıda 7 oyuncu, 11'de ise yedek kulübesinde oturanlar çocuklar hepsi altyapı gelmiş. İse neden hocasız olan bu kulübede altyapıdan bir hocadan orada bir hoca yok. En azından çocuklarımızın dilinden anladım ben. Çocuklarımızın onların evet, da dilinden anladım. Daha önce konuştuk. Vali Bey'e başkanına istifaya çağırıyorlar. Ben söyledim. Bunu zaten siz de okumuşsunuz. Kimi? Değil mi? Yok okumadım. Bunu okumadınız değil yok. Mi? Kimi istifa çağırıyor? İstifa değil değil. Hocayla bir kurum açımı getireyim. Şimdi Ahmet kardeşimizin biraz önce anlattığını arkadaşımız değinmiş. Ben yani yedek kulübesinde neden doğrudur. Bir tane de yerli kocamız yok. Onu demek istemiyorum. Yok yok. Yani, Ahmet Yıldırım kocam sahada değildi. Kulübede değildi. Ondan hı. bahsediyor. Hı hı. Doğrudur. Ankara'da Baksport maçında da değildi. O zaman lisans yetişmezdi. Şimdi bugünkü yoksa ya, bir anlatacağım, anlatacağım. Evet. Anlatacağım. Bu süreçte yine de Ahmet Hoca'yla dün akşam konuştuk. Bir belli bir sözleşme imzalanmış. Bugün hocamızın önceliği futbolculara ödemesiydi. Gördü futbolcuları benimki en son hafası. Şu anda bir aylık aracağı içeride kalmış. Onunla ilgili görüşmeler bana diyor sezon ilk yarın sonuna doğru bana bir şeye verin, garanti verin ödemelerle ilgili. Yani aylık periyotlar dahilinde ödeniyordu. Ama bu bir ayda ödeme, bu ayın 17'si 18'inde ödeme var tamam mı? Şimdi kulübün sıkıntısı biraz önce de bahsettim. Futbolcuların kafası karışık ödeme alacaklarından dolayı. Evine icra gelenler oluyor. Kimi çocuğuna okullar açıldı bakıyor. Bunlarla ilgili bir ödeme yapılması lazım. Biz de 4 yani milyon bu toplam 4 kişi zaten. Hayır biz işte hocayla kocanın da ekibi var. 2 tane de yardımcısı var. Toplamda tamam, ödenecek. Tamam o zaman o. İfade edeyim hocam. Bu kulüpte yer almamasının nedeni kocanın bize bir garanti verin. Tamam mı? Ya hocayla devam edecek ya hoca gidecek. Muhtemelen de hoca iyi niyetle ama kalır ama kalmaz. Ya vallahi yolunu açılır seni hiç önemli kalmazsa da hoca mı yok takımımızda? Çoğu Urfa'nın tamamında hocalarımız vardır. Tamam, yani bu hoca kadar. Bulunur. Bunun bu sorunun istediği doğrudur. Lisansını Allah yolunu açık etsin. Lisansını hoca gidiyorum demedi. Ama bize dedi ki sahada olsaydı farklı olurdu. Biz de bunu tartıştık aramızda. Yani onun bir yılda iki yerde çalıştırma. Değil, yok. O değil yani. Şimdi daha biz, sözleşme hayır, imzalamam. Hayır, sözleşme imzaladık. Biz hocana transfer tahtası gibi değildi. İstediği tamam, anda, şimdi hocam. İstediği yani anda gidebilir, istediği yerde siz ara transferi getiririz. Orada bir sıkıntı yok. Ha. Bizim koca transfer tahtamızla alakalı yok. Biz şimdi yani başka, onu demiyoruz ya. Onu diyorum. Bizim yöneticilerden birisi orada. Mehmet Kolbudak vardı. Ondan sonra Mahmut Kılıç vardı. Bir de yöneticilerimiz vardı sahada. Ama koca direktifi de
soyunma odasında bu takıma, bu takımı motive eden hoca şunu ifade etti. Ey gençler, bugüne kadar icrayla, kampla, şunla, bunla, her türlü şeyi azadık, adatsızlık yaşadık, kulüpte elektrikler kesildi, 4 yıldır elektrik normada borcu var, bugün nereden getirdi? Hepsini algı üzerine algı oluşturdu. Yazık değil mi o zaman? Biri çıkıp demedi ya. 4 yıldır niye kesmedin? Şimdi bunları söylemek lazım. Şimdi biz de diyoruz ki... Suyu kesiliyor, tabii, elektriği kesilmedi. Su kesilmedi. Suyu, sağ olsun büyükşehrimiz, suyu Allah kesilmedi. Allah razı olsun. Onu yani. Söyleyeyim. Su bizden. Ama yani. Elektriği gelip siz kesiyorsunuz çünkü adamlar futbolcular antrenman sonrası banyo yapamıyor. İşte bu hepsi algı üzerinde. Bu kulübe yazık, bu futbolculara yazık. Bu çocukların morali yerinde olsa bu takım liderle kalır. Bu 20-25 futbolcuyu Urfa'ya yetiştirici olarak satarız. Yani bunu peki. Bilmemiz gerekir. Yani, kocanın dediği evet, kolay bu. Şirketecilikten öğretmenliğe geçtik evet. Aslında. Yani her şeyin başında da bu gelir. Yani. Evet. Yeni programımız hayırlı olsun. Size ve konuklara teşekkür ediyorum. Sporun gerçekleri gündeme taşıdığınız için TV'nize de o ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 2019-2020 sezonu tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Halaf Tokmak, Belediye Spor Kulüp Başkanı, Belediye Kulüp Başkanımız. Aynı size zamanda teşekkür spor ediyoruz. Müdürümüz. Evet. Onlara sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Selam. Sayın Halaf Tokmak. Çünkü bu sene güzel bir oluşum yaptı. Tamamen çoğu Urfalı olmak üzere Bal Ligi'nde oynayan gençlerimiz tam şampiyonluk değil de yetiştirici anlamında güzel şeyler olacak. Şimdi ona da teşekkürler. İşte bilene süremiz belki, hocam çok kısa hemen birer dakika size süre veriyorum. Çünkü son 5 dakikamız hemen sizden başlayalım. Birer dakika şimdi süre veriyorum. Mesajı atan kardeşimizden bahsedelim. Şimdiye evet. Kadar Belediyespor'da İşte kulüp spor müdürleri vardı, spor kulüp başkanları vardı, şu vardı, bu vardı. Şimdi işe ehline Zeynep Başkanım'a bu konuda teşekkür ederim. Yani Urfa gençliği adına teşekkür ederim. İşte kardeşlerimiz gençlik merkezlerinde çalışıyorlar, full kadro çalışıyor. Ondan sonra bütün branşlarda harıl harıl çalışmalar yapılıyor, yüzme havuzları çalışılıyor. Ben kimsenin reklamını yapmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. İşte yani işe ehline vermek. Şimdi Belediye Spor'da böyle bir spor müdürü var. Ama öbür tarafta Urfa Spor'a bakıyorsun. Yani bir tane böyle bir futbolun içinden gelen, sporun içinden gelen tuzu toprağı. Onları yönlendirebilecek, onları bir şeyler verebilecek. Evet. Ondan sonra bir bu adam, büyük bir eksiklik. Bu evet. Eksiklik. Evet. Olanlar da evet. Uzaklaşmış. Kimse kusura bakmasın. Olanlar da kendi reklamı peşinde veyahut da kendini öne çıkarma peşinde. Ya bizim bu şeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bu zinciri kırmamız lazım. Biz dememiz lazım. Ben dediğin anda bu memleket hep kaybeder. Yani siyaseten de kaybeder. Ekonomik olarak da kaybeder. Ya Ağrı'da 5000 kişilik fabrika kuruldu. Tekstil fabrikası. Şu anda Nike firması ve Zara firması isim veriyorum. Araştırsınlar, internete baksınlar. Bütün Doğu, Çin falan filan bütün her yere orada üretilen tekstil malzemeleri o tarafa gidecek. Ağrı'nın nüfusuna kadar, evet. Urfa'nın nüfusuna kadar teşekkür ederim. Evet. Size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Müslüm Hocam. Hatalarımız olduysa bütün başkanım da mesaj atmış. Kardeşlerimizden, arkadaşlarımıza evet. Özür dilerim. Evet, hocam sen de son. İsmail'im dakika. Her şeyden önce yani benim en çok sevindiğim bir konu var. Ki iyi ki de bu durum olmuş da bu çocuklara yer verildi. Evet. Üze dönüldü. Tüketicilikten öğretkenciliğe geçildi. Zaten bütün kurum ve kuruluşların tümünde kar amaçlı yapılan şeylerde her zaman kazanç vardır. Evet. Yani bugün bir şeyi öğrettiğin zaman satmadın mı ne olur? Batarsın. Tabii. Öyle mi hocam? Ya, siz işletmecilik yapmışsınız. Tabii, aslında Avrupa yani statosunda olan bütün kulüplerin hepsi aşağıya bağlı olarak tabii. Öğretkencilik. Tabii. Bizde de anonim bu aynen zaten. Aynen. Şart olması amacıyla evet. Yani ben Urfa Spor'daki o genç kardeşlerimin gözlerinden öperim. Daha da iyi olacaklarına eminim. Bundan hiçbir tereddüdüm yok. Sadece burada bir tek konu değineceğim. Kim olursa olsun. Benim burada eğer bu memleket çocuğuysa benim bir tane de hocamın orada olması şart. Tabii, onların dilinden anlayacak, onları motive edecek, konsantrasyonu peki, ayarlayacak. Hocam, çok güzel ederim. Şeyler yapmalı. Ben İsmail kardeşime de Urfa TV
kanalına ben teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırladığından dolayı. Evet, özellikle başkan mesaj atmış. Hoca izine gitti. Belli bir şey yok demiş. Beni uyardı. Teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Yılmaz'a. Yani duruma göre diyor bakacağız. Gelirse ala, gelmezse yönetim kurulu değerlendirip başka hocalar. Yani doğru olanı yapmış. Ya hoca çok yani onunla ilgili değerlendirilip başka en iyisini yapmaya karar verdik. Ayrıca hocayla bir yıllık diyor sözleşmemiz var. Şu kendileri sözleşme benden önce imzalamış. İlk ekibi sözleşmeyle ilgili adım atmıyor. Paradan dolayı adım atmıyor diyor. Sahaya çıkmama nedeninden dolayı birisi de budur. Diyor Reşit Başkan, Reşit Karakaş Bey de ona da sormak lazım. Onlar görüşmeleri o yapmış. Dolayısıyla bununla ilgili Reşit Başkan da çıkıp bununla ilgili kamuoyu aydınlatması lazım. Bunları da son defa söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu takımda özellikle bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Bu önümüzdeki Afyon maçı en uzun deplasmanlarımızdan birisidir. 35-40 bin lira bir gider var. Herkes elini taşın altına koysun. Bu gençlerle, pırıl pırıl gençler bu kulübü, bu tahtları açsa da açılmasa da bu gençlerle yaklaşık altyapıda toplamda buna 35 futbolcumuz var. Bunlarla ilgili hepsi de birbirine özverili ve bu takıma sahip edip bu takımı ağlayan ve bu takıma sahiplenen bir yeşil gördük. İnşallah bu takımı ileride de tutar. İnşallah. Ben ayrıca bizi konu ettiğiniz size teşekkür ediyorum. Evet Ömer Bey çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için. Evet. Güzel açıklamalarda bulundunuz. Hocam teşekkür ediyorum size de. Teşekkür Hocam size de teşekkür ederim. Tabii benim de son sözüm Urfa Spor'la ilgili birkaç cümlem olacak. Biz bu saatten sonra geri dönmeyelim lütfen. Bizim bu saatten sonra ne yönetimi ne futbolcuları, ne gençlerimizi, ne taraftarı. Bizim yapacağımız tek bir şey var. Bu saatten sonra elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymamız lazım. Bizim bu geçen hafta sahanın ortasında ağlayan o çocuklara Allah için destek olalım. Kimse bu Urfa Spor sadece bu yönetimin değil. Bütün Urfa'nın takımıdır. Hepimizin takımı. İşte burada Urfa Spor'un kaptanı yıllarca emek verdi. Bu takım hepimizin. Aynen. Ne olur bu saatten sonra biz destek olmayalım. Köstek olmayalım. Destek olalım. Aynen. Köstek olmayalım, destek olalım lütfen. Destek olalım ki bu çocukların önü açılsın. İnşallah Sayın Valimiz de, Belediye Başkanımız da, STK'lar da, iş adamları da herkes destek verecek ve inşallah devreye kadar bu takım iyi duruma gelecek. Ömer Bey'in de dediği gibi inşallah hukuki yoldan da o puanlar silinme olabilir şey diye düşünüyorum. Evet hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim Urfa Spor Kulü Başkanı'na tavsiyem. Urfa Spor Kulü Başkanı bütün futbol paydaşlarını davet edecek. Evet. Kulübe, Şanlıurfa Spor Kulübü'ne, Şanlıurfa Spor Kulübü'nde herkesin görüşünü istişare edecek, görüşlerini alacak, evet. İstişare edecek. Oradan bir netice çıkar. Tamam. Evet, Müslüm Hocam da son kelimeyi söyledi zaten. Bizim bu saatten sonra hem yönetimin de yanında olmamız lazım, çocukların da yanında olmamız lazım, futbolcuların da yanında, taraftarın da yanında olmamız lazım. Birlik, beraberliğin. Bundan sonra bizim yapacağımız eksi şeyler bize zarar verecektir. Onun için artı şeyleri, yeni şeyler üretmemiz lazım, destek olmamız lazım. Eğer destek olmuyorsak da köstek olmayalım lütfen. Bu programın tekrarı yarın sabah saat 12'de izleyebilirsiniz. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.